Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Aleykümselam. Güzel, tam Fatiha'da tevafuk ettiniz. Başlangıç Fatiha'sı. Şimdi ısırma yapıyoruz. Malum. Erdinç'e aferin, iyi getirdin yani. Çünkü doktor olmanın meziyeti olacak da bu dönemde. Hasta, burası hastane. Evet. Burası hastane. Ne mutlu ki hastane bilene. Bak, hastahane. H koyulsa, hastane olursa hasta yapılan yer. Hastahane olursa, mesela postahane, postanın yapıldığı yer. Pastahane, pastanın yapıldığı, imal ettiğini. Hastane, hastalığın yapıldığı yer. Hastalık imal ediliyor. Tabip olacak. Tabip. Yani, ama işte öyle. Her şeyde şey bulundukları gibi. Esas tedavi, bu burada da tedavi olamıyor. Sen bilmiyorum. Bu derslerde de tedavi olamıyorsan çok zor. Allah yardım etsin. Daireli karakolu bilmiyor. Bu derslerde de tedavi olunamıyorsa Allah'ın kesinlikle ilaç kullanacak. Yani başka şey yok. Buna ileri ben bak bu ders bir medisin urani var yani. Ne dima ne mecula atıyoruz. Yani neredeyse bugün bak Meclis-i Nurani'ye Sedat bir şey attı. Gördünüz mü? Dedim attı bir bakayım. Ya Muşahadetullah ile Rüyetullah'a söylüyor. Nerede bulacağım böyle bir şey ya? Nefis cümlede net de kardır. Vazife yok yok kaldırsın rahat etsin dedi. Ha? Kaldır sorma. Şimdi nefis cümlede net de vazife cümleden âlâ. Vazifeye tevazu yapamazsın. Senin hakkın yok. Yani vazifedeyken cephanelikte nöbet tutuyorsun. Estağfurullah sen daha iyi tutarsın. Buyur sen gel. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Ta doktor vazife başında ameliyat yapıyor. Abi sen işte dershanede kaldığın için şöyledir abi buyur sana. Olur mu öyle bir şey? Öyle bir şey olur mu ya? Yani vazifeyle yani kendi vazifenle temsil ettiğin vazifeyi karıştırmayacaksın ya. Ne güzeldi dünkü derste. Makamındaki izzeti ciddiyettir kaymakamın. Ama hanesindeki ciddiyeti kibirdir diyor. Bak görüyor musun? Aynı adam ya. Ama orada yapınca doğru, burada yapınca yanlış oluyor. O çok acayip ya. O dersi hangi gündü ya? O dersi benim nur talebelerin onu dinlemesini isterdim. Yani öyle bir kaydeler getirilmiş ki içtimai reçetelerdi. Yani bakın aynı şey ya. Dün öğlendi. Dün öyle miydi? Çok hoştu ya. Benim hoşuma gider. Mesela kaymakamdır, doktordur, ne bileyim iş yeridir, öğretmendir, müdürdür. Makamındaki ciddiyeti vakardır. Aynı şeyi evde yap. Kibirdir diyor. Mesela cömertlik ne kadar güzel sıfattır. Ama kadın çok cömert olursa kötü bir sıfattır diyor. Çok cömert olmamalı kadın. Kadın cömert olmalı. Bak şimdi. Kadın cömert olmalı. Erkek cömert değil, çok cömert olmalı. Bak yeri nasıl değiştiriyor. Mesela erkek çok şefkatli olmamalı. Şefkatli olmalı. Kadın şefkatli olmamalı. Çok şefkatli olmalı. Çok şefkatli olmalı. Bakın. Yeri değiştirdiğin zaman duman olursun. Hiç şansın yok yani. Bak o kadar acayip bir şey ki. Kendini yönetmenin sistemi tanımaktan geçer. Tanıdın mı artık acımasız olarak, kendini acımasız olarak eleme geçireceksin. Bu son bir şey söyleyeyim, ısırmaya başlayayım. Dün aradı sevdiğim bir abi. Yani 12 sene dershanede kaldık veya 11 sene vakıftı.
Sultanbeyli'deki kardeş Şükrüya. İsmini de vereyim ya. Bu toplamaları yapıyorum ya ders. O hazırlamış 10 senede. Hani ders yapıyorum ya toplama. Ha o. Ondan sonra abi diyor, benden ufak böyle yaşta. Ya diyor, ben diyor senelerce düşünüyordum ya, bu kadar okuduk, dershanede kaldık, bilmem ne yaptık. Niye bende bir şey olmuyor ya, hemen bazı şeylerde gömülüp gidiyorum. Ya kafamda vardı ama tanımlayamıyordum bunu yani. İfade edemiyordum. Terkler diye dersi denk gelmiş ona. Onun için arıyorum dedi, gece aradı. Ya dedi, demek ki bilgi sonuç olsaydı, ilim sonuç olsaydı şeytan da olurdu. Şeytan da var olan bir sıfatla şeytana galebe edemezsin. Şeytan da olmayan sıfatla şeytana galebe edersin. Şeytan da ibadet vardı, galebe edemezsin. Okuyarak galebe edemezsin, ilim yaparak galebe edemezsin. İlme enaniyet de olur. Nesi yoktu abiler? De onun aslı nedir? Ne? Tefekkür. Tefekkür. Terk. Terk yok. Terkin olduğu kadar terkin olacak kardeşim. Terk edeceksin. Artık bilgi sorunu değil. Bilgi kazanmayı bırak. Terkle. Terkimizi arttıracağız ya. Kendini terk edince Allah var oluyor, biliyor musun? Kendine vücut rengini verirsen o yok oluyor. Bak neyi yok ediyorsun. Yani terkleri artıracağız ya. Yani bunları söylesek veya okusan, ben yazsam ne olur? Ben terk etmedikçe. Dedi ki, ya dedi, ben onu, ya Allah razı olsun, hakikaten dedi ya. Belediye otobüsü dolu kardeşim, tam dolu. İki kişi alman için arkadan iki kişi indirmen lazım. Ne kadar almak istiyorsan arkadan indir. Dolu. Okuyorum. Hazır mıyız? Terk kardeşim, terk. Mesela dersi gelebilmen için ne kadar şeyi terk edeceksin? Öyle. Yani bu dersi girebilmen için çok şeyi zihne terk edeceksin. Terk edeceksin ya. Ama hepsine bir anda saldırma, inkısar hayale uğrarsın. Hepsini böyle kara kucak bir güreşçili gibi yapma yani. Öyle. Hepsini terk edemezsin. Ben hep derim hatırlarsanız. Senede bir tane terkini terk et ya. Terkini yap. Bir tane. Senede bir tane acımasız bir sıfatını, hepsini terk etme. Bir tane. Bir taneyi terk et ya. Bir tane. Her sene bir tane. Şey gibi değil mi abi? Mesela yokuştan aşağı inerken bir araç hani hızlı sürat veriyor ya. Birden hepsini çek, hani el freni birden çekersen araç kayarak gidersin. Tabii. Ama yavaş yavaş frenini. Evet. Tek bir tane. Evet. Tek bir tane. Hadi bakalım. Isınmak için yapıyoruz. Buçuk. Antenini anten arabada, evde vesaire. Anten çıkarttın mı böyle? Anten çıkarttın mı? Ne demek istiyorsun? Çıkardığında veya doktorum gibi röntgen elbisesini giydiğinizde niçin yapıyorsun bunu? Bunları görünmez dalgaları kabul ediyorsun demektir. Yani anten çıkararak gözükmezi kabul ediyorum. Röntgen elbiseyi giyerek gözükmezleri kabul ediyorum. Gözükmez diye, yoktur diye böyle bir şeyim yok. Var mı yok mu? Ama gözükmüyor. Madem gözükmeyen yok, anteni niye çıkartıyorsun? Niye röntgen elbiseni giyiyorsun? Gözükmeni onaylıyorsun demektir. Bu da çok önemli şu anda. Ne istediğini bilmen lazım. Birileri sana bu elbiseyi giydirmesin. Birilerinden bir şey bekleme. Motor sende. Birileri sana yol yaptı ama sen yürüyeceksin. Motoruna benzin sen koy. Yani ne istediğini bileceksin Erdemir. Ne istediğini bileceksin kardeşim. Ne olur böyle bir sene Berat ya. Ben bakma ben, bunlar hepsi oruç. Benim dışımda herkes oruç. Ama böyle olduğuna bakmayın yani. Sen dün akşam dedin bak. Bir sene sonraki Berat'a kadar bir tane bir hedefini koy ya. Koymadınsa bugün koy. Şurada olmak olacağım inşallah.
Yani şunu bitireceğim. Şuna varacağım yani. Bir tane de. Yani ne istediğini bil. Başka? Her şey en çok güvendiğim Rabbimin istediği gibi olduğundan her şey aslında onu istiyor, bu istiyor. Öyle gitti, kesti, vermedi efendim. Dedi, demedi, aradı, aramadı, verdi, vermedi gibi. Bırak. Her şey biliyor musun? En çok güvendiğim ve seni senden daha çok seven Rabbinin istediği gibi olduğunu bilmenden aslında benim de istediğim gibi oluyor demektir. Sen şimdi Rabbine itimat etmiyor musun? En doğru o biliyor, en doğru o yapar. Beni benden daha iyi biliyor, benden daha sahip. Şimdi ben bir şey istiyorum, çocuk gibi bıçak istiyorum, kibrit istiyorum ama valideyim vermiyor. Demek ki benim en çok sevdiğim, beni benden daha fazla düşünen Rabbimin isteği olması gösteriyor ki benim isteklerim oluyor. Diğer ifadesi o. Onun mülkü de benim gibi hissedersin. Yani ne kadar tefekkür edersen Allah'a o kadar hissedersin, fikredersin, hissedersin, mahsedersin, zevk edersin. Allah'a o kadar zevk eder, tefekkürle. O zaman Allah'a nesi var? Hepsi senin oluyor. Niye endişe etmiyorsun Nünker Mekir'e, Kabz-ı Erva noktasında böyle? Niye Teresa bu sabah da geldi böyle? Abdest aldım çıkıyorum. Abdest aldım çıkıyorum tamam böyle. Böyle Nünker Mekir bir şey, Azrail Aleyhisselam böyle var ya beden. Durdum biliyor musun? Belki de latif oldu burada mı? Ha. Belki o şey. Ondan sonra durdum o abdest anında. Tamamen odamoda gitti yani çıktım. Ona dedim namertim severek bu bedenden çıkmayı tercih istemesem gelse. Bir baktım ki adam yok. Yani namertim bugün gelse ben bu bedenden çıkmayı razı o gelmesem. Deyince adam gitti. Ve oradan kapacaktı. Devamlı uğraşıyor değil mi abi? Hala uğraşıyor. Niye bıkmadı o kadar ya? Ya nasıl usanmıyor ya? Lan bana bu zaten bunun şeyini yapıyorum. Ölüm anı keyif anıdır ya. Rabbinin Allah'a dönüştüğü andır. Yani Rabbim, benim Rabbimim Allah'lık hakikatına dönüştüğü andır. Kesretin vahdete cem olduğu andır. Çekirdeğin patlayıp ağaç olma anıdır lan. Bunları hissediyorum ya ben hissediyorum öyle. Yere yaşıyorum geldi bana diyor ki şey diyor beden şöyledi böyledi. Ulan durdum, hiç kıvırdamam. Tam çıktım, ayağımı da silecektim. Ulan namertim ben bu eşekten çıkmayı razı olmasa. Bu eşekten. Bu at yani. Bu kadar bindik, tamam. Ya adama bak ya, Osman dedi. Ya, gelir tabii ya. Adam üşenmiyor. Üşenmiyor ya. Ümidini kesmemiş. Ya bende mi kesecek? Sebatı var değil mi? Ha? Sebatı var. Sadece bir sebatı ya. Peygamberden ümidi kesmemiş ya. Öyle deyince, ya öyle mi ya falan, ya Allah Allah ya bir şey mi oldu falan. Hemen kalbin üzerinde bir kası, bir sinirleri bir şey yapacak ya. Pat pat tut bir yerleri bir oynayacak. Böyle yetkisi var yani. Kanda dolaşıyor diye böyle keyfi maşa yapmıyor ki Allah Resulü. Diyor ki kanınızda, vücutta kan dolaştığı gibi o da dolaşıyor. Hemen bir şey oldu hem doktor. Ya bırak ya. Çok tuhaf ya. Yani... Ben kendimle daha barışık değilim de bütün kardeşler benimle barışık olacak, bana şey yapacak, beni şey yapacak. Ya yok ya, bırak ya. Bırak ya çocuksun şeyler, nazlanma ya. Diyorum kendime ya. Bırak beklentiyi ya. Sıyrıl ya. Bırak, terk et bunları. Terk et ya. Sen ol ya. Bana geldi diyor. Ya diyor, geldi diyor. Sona geldin diyor. E tamam, namertim bir şey yapmasam dedim ya. Yaptım odaya, hop, adam yok. Ha bir kazanım oldu. O enerji tersi döndü. Bana huzur verdi ya. Çünkü Rabbim de, ha bana mı itimat ettin? Bana mı teslim oldun? Onu benim için mi reddettin? Bana kavuşmayı mı? Hey ya Rabbi demektir o. Bana terse bir huzur verdi. Oh keyif verdi. Ben de sizinle paylaşıyorum. Keyif verdi ya. Oh. İstediğim gibi gitmiyor diyorsan, senin isteklerini Rabbin onaylamamış demektir. İsteklerim olmuyor.
Zaten kainatta Allah'ın istedikleri oluyor. Senin isteklerin olmuyorsa Rabbin onaylamamış demektir. Onaylamıyor. Memnun ol işte. İyi ki öyle bir Rab ki ne istiyorsan olsa, yapsa, öyle bir haşa Rabbin olsa, ey İbrahim, her istediğim olsa, Rab, ne olur peki sistem? Her istediğim oluyor. Her istediğim olduğunda her istediğim olmamış olur aslında bütünde. Ha bütünde evet. Ne olur o zaman? Başacak. Darmadağın ol, bir şey kalmaz ki ya. Düşünebiliyor musun? Her istediğim oluyor. Böyle bir hayat olur mu ya? Bir sistem nasıl bozuldu? Adem Aleyhisselam her istediği olduğu yerdeydi. Sistemi duman oldu. Ya tanımak lazım ya. Ne olur bu kutu ya. Flash bellek var ya. Böyle çip. O kamerayla alakalı şeyini içiyor. Ben büyük zannediyordum. Ben içine ufak gafur vermişti böyle. Ufak çip o büyüğün içine. Ay buna koydu ya. Ben bilmiyordum. Ben komplesine yazılıyor zannediyordum. Ben, bu kadar bir şey ya. Bu kadar bir çip. Aa, ya kardeşim, ya bir dünyayı sokuyorsun o çipe ya. Ya bu kadar çip, insanın yaptığı çip. Ulan bu bir çip ya. Mercimek kadar kovaya hafızalı. Allah Allah ya. Nasıl bir şey? Ya böyle bir Rab'be kavuşmayı niye istemeyeceksin ki ya? O kadar telkin etmişler ki, ölümü korkutmuşlar. Kürsüye çıkan korkutmuş, vaazine korkutmuş, otobüsteki korkutmuş, o anne baba korkutmuş, Allah yakar korkutmuş, gelen Allah'la korkutmuş, giden Allah'la tehdit etmiş. Haşa yüz bin defa haşa, Allah'a yaptılar cumhuriyet savcısı ya. Ya bir sevdirin ya. Herkes korkutmuş ya. Onu Allah'la tehdit etmiş. O, oğlum bana itaat, Allah yakar. Bak anne baba kendi beşeriyetine itaat istiyor, Allah ile tehdit ediyor. Acayip bir şey ya. Vallahi çok hoş bir şey ya. Böyle tabii yani. Koy insan zevk alıyor. Ama dur diyor. Allah bu çok tatlı diyor ya. Ne diyeyim? Dedi ya o. Bir tak tak diyor. Öyle diyor. Şey dedi ki bana o da söyledi. Ya dedi evet diyorsunuz ama dedi. O dedi Risale-i Nur'un meczubudur diyor. Çok şükür. Rabbin onaylamamış demektir ve senin için de hayırlısı da budur. Her görüneni çalıştıran görünmeyen elektrik olduğu gibi, her görüneni çalıştıran görünmeyen elektrik olduğu gibi senin içsel hayatını da çalıştıran müsbet düşünce enerjisidir, gücüdür. Anladık mı bunu? Bir de okuyayım. Her görüneni çalıştıran görünmeyen elektrik olduğu gibi senin içsel hayatını da çalıştıran müsbet düşünce enerjisidir, gücüdür. Düşündüğün şey enerji olduğunu unutma. Bize de geliyor, bana da geliyor. Hemen taktiği değiştiriyorum. Hayal kuruyorum. Güzel, güzel gören. Neyi güzel? Videolarım, şeylerim, sizler güzel görüyorum. Güzel düşünceye götürüyor. Ve hayalen görüyorum. Hayalen güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen de kötü olma şansı yoktur. O zaman şundan burada iyi olmayı arama. Güzel düşünmeye çalış bir bak. Nasıl düşüneceğim abi? Terk edeceksin bazı şeyleri ya. Terk edeceksin ya, bırakacaksın. Şu anda mevcudata görünmeyen alemlerle kuşatılmışız. Çok acayip. Şu gözüken var ya. Şu alem gözükmeyenlerle kuşatılmış. Yani bu göz bu boyuta ayarlanmış. Mesela sesim ayarlanmamış bu göz. Sesi göremezsiniz. Sesin görünür kılan burası. Elini sokarsın göremezsin tadı. Onun boyutu bu. Yani şu anda aslında bu gözüken de hepsi diğerleri gibi aynı boyut gibi de. Fakat bu göz bu boyuta, bu dalga boyuna ayarlanmış. Oysa dolu ya, hani bazen siz olmuyor mu böyle bir alet oluyor. Aa neredeyse yırtılacak falan diyorsun böyle. Hani var ya o kadar tatlı şeyler oluyor falan. Oynamaya başlıyor her şey böyle. Başka bir boyut işte yani. Ha buradayım ha. Yani çok acayip ince bir zar gibi örtmüş soğan zarı gibi. Yani ha yırtıldı ha yırtılacak ha yırtıldı. İyi ki yırtılmıyor kaldıramazsınız onu. Çünkü bakıyorsun ki her şey dönüyor böyle her şey gözükse Yusuf. Yani demek ki en iyisi o ya. Yırtılsa dönemeyebilirsin. Dönemezsin ya.
Hay ama öyle geliyor yani. Aha yırtıldı. Aha ben tet tet de derken olmuyor. Hızır abi vardı yani. Derdi ki o anda denk gelirsen bir tane radyo koymuş. Neden aşağı felçe dolabına. Hemen dedi her müzakere yapıyoruz. Miraç yapıyor. O zaman devreler devre dışı oluyor. Böyle donuklaşınca anlıyordum. Hemen radyoyu açıyordum. Yani ne çalıyorsa biraz sonra kendine geliyordu. Buna böyle coşma ya oluyor ya. Şu anda mevcudata görünmeyen alemlerle kuşatılmışız. Bunlar, ya niye bunlardan bahsediyorsun? Bunları görmek ister miydin? Sordum kendime. Yani yırtılsa ister miydin? Acaba görsem bunların altından, aralarından nasıl sıyrılırdın merak ediyorum dedim kendime. Bunlar sen dedin ya Osman, aynı. Görsene nasıl sıyrılacaksın? Nasıl bu tarafa geleceksin daha? Aynen. Lan peygamber ruhu gelmedi ya İdris Aleyhisselam. Ya dedi ya Rabbi ben geleceğim. Öyle geçseniz abi oradaki bu terakki durması çok olacak muhtemelen. Tabii. Şey yapılan mahlup olan o şey o değil yani. Değil. Bas şey oluyor. Terakki duracak. Yok. Orada kalacaksın yani. Kalıyor. Burada ya. Bana bugün söyleseler Allah şahit olsun. Şu anda Allah şahit. Risale şahit olsun. Açılmasını ister misin? İstemem ya Rabbi. Usul bakımından doğrusu da o. Eğer lazım olsaydı açardı. Açmadığına göre doğrusu budur. Ama fikren de diyorum ki iyi ki açmıyor. Niye açılsın diye istiyoruz? Ya bir başkası ya ben istemiyorum ki ya. Kim o? Birileri var yani. Niye istiyor? 18 mi? İstiyor o da keyfiyle yapmak istiyor. Hı. Hayal lezzetlenmek istiyor. Kulak fikirle. Ustad öyle diyor. Hayal diyor kendisini lezzetlendirmek için diyor bir sürü yere gider. Fikir gider. His gidiyor. Hayal niye kuruyoruz ya? Hayal niçin böyle sanal bir dünya oluşturuyor? Şimdi silah bu ha, nükleer silah değil. Kız çocuklarına haseten, erkeklere o kadar değil. Erkeklere düşünce, tasavvur, kızlara hayal. Hayalisi filmler yaparak içe çeke hayal dünyasına artık sanalda yaşıyor böyle. Robot. Kızım. Buyur baba. Kızım. Evet dedim ya baba. Kim duydu? Zannetti diyor. Yani donuklaşmak içeride olduğunu gösteriyor. Donuk değil o. Hayaldedir o ondan. Dışarıya tepki veremiyor. Veremiyor. Yani nedir o? Sana realiteden, somuttan soyuta çekiyorlar. Orada bırak orada. Böyle. Bunun ne demek olduğunu anlamak için erkekler bizler düşünceye nasıl sokarlar bir anafor, bir duman, darmadağın. Of! Her şey toz duman. İkinci Dünya Savaşı gibi. Berlin yok. Aynı böyle. İçeride toz duman. Ancak kendini kenarda kötü hissediyorsun. Yani onun gibi yani. Yani bizde düşünce nasıl toz duman oluyor? Onlarda da hayal çok aktif. Sanala çekiyor. Asıl silahı şimdi filmlerle yapılıyor. Filmlerle yetmiyor. İçerisinde subliminal, bir de subliminal biraz da incesi var. Uliminat, fikir. Fikri filme dönüştürmüş adam. Müsbet düşünmek, mevcutta akıp giden, görünmeyen enerji nehirlerini lehine dönüştürür. Yani arkadaşlar bunu böyle bir yerden bir nakil gibi olacak şey zaten değil. Yani bunların kim şartlar da. Yani böyle düşünürken bir baktım Allah Allah. Müsbet düşünmek, yani terk etmenin adıdır müsbet düşünebilmek. Akıp giden, gözükmeyen nehir var. Gözükmüyormuş ha. Böyle hava gibi böyle. Bazen hissedersin, inan akıyor. Ustad demiş ki, büyük bir diyor, Nil gibi düşünün diyor. Büyük bir deniz. Okyanus gibi nehir. Okyanus ama nehir. Aksa. Bu ilimdir diyor. Biz diyor maşapalarla, bardaklarla işte vesaire herkes kendi istidadına göre o nehirden su alıyormuş. Aldın. Tamam bunu aldın. Almadan önce gitti. Aldıktan sonrakiler de gitti. Ama ezelden ebede akıp gidiyormuş ilim. Bu nasıl bir şey ya? Ustad demiş bunu Resul abiye. Molla Resul'e.
Bilmiyoruz ki ya. Bir de ilim denilen şey bizim düşünceleri ilim zannetme. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime ne yapacağını bilir. Bak bir daha. Müspet düşünmek, mevcutta akıp giden, görünmeyen enerji nehirlerini lehine çevirmektir. Gücün kadar. Mesela ne, sen istesen de istemesen de nehir akıyor. Üzerindeki böyle çöpler, meyveler akıyor ya. Aldın aldın. Yani kader risalesinin ruhunu söylüyorum. Sana rağmen kainat akıp gidiyor. Şu, sen o akanı onaylıyorsun veya reddediyorsun. O kadar. Başka bir şey. Onaylıyorsan lehine, onaylamasan aleyhine çekip gidiyor. Zaten gidecek. Şimdi şöyle bir düşünün. Ben yokken bu kainat yok muydu, akmıyor muydu? Bir daha. Ben yokken doğdum. 1960 küsürde doğdum. Benden önce 1950'de akmıyor muydu? Doğduktan sonra fark nedir? Fark var mı kainatta? Yok. Hiçbir fark yok. Aynı bahar oluyor. Mayıs'ta ağaç filizleniyordu. Ben vefat ettikten sonra yaşarken bir farklılık olacak mı hayatta? Yok. Hayatta hiçbir fark, nehir akıyor. O zaman fazla durma, çok durmanın bir mantığı yok. Kaliteli durmak. Ya bir daha. Ben doğdum bu kadar. Doğdum öldüm. Doğmadan önceki dünyanın, kainatın serüveni, akıcılığıyla ben yaşarken ve vefat ettikten sonra Allah aşkına 3 tanesinde bir farklılık var mı? Vefattan sonra Mayıs da olacak. Doğmadan önce de ben Mayıs vardı. Haziran'da vardı. Ne fark var? Ben yaşarken de aynı. Ne değişti? Hiçbir şey değişmiyor. Ben değişiyorum. O kadar. Onaylayarak, reddederek kendini inşa ediyorsun. O kadar. Reddediyorsun, onaylıyorsun. Başka bir şey yok. Hayat bu. Kabul, red. 0-1-1-0-0-0-1-1 yazılım. Senin filmin, senin şeyin oluyor. Evet, senin film. Senin filmin. Kusura bakmayın ya, siz orsunuz. Ebedi film. 1-0-0-1. Başka bir şey yok. Bir daha. Sana rağmen akın, o alemi, 12. söz ya bu. Onu söylüyor. İki gruba verdi diyor. Onaylıyorsun, reddediyorsun. Başka bir şey yok. Hayat çok sade biliyor musun? Biz böyle çıkmazlara bir sokmuşuz. Bir bak bakalım. Çıkmaza giren hayatında rolün ne kadar senin? Hep sensin. Sen çıkmaza soktun. Kimse bir şey yaptı yok. Bende oluyor. Bunun için birincisi terk, ikincisi biz de çalışanları fark etmiyoruz. Adam dedi ya abdestten çıktın. Abdesti de aldın. Normal abdest aldın. Aa gidiyorsun dedi. Yani Allah Allah. Bu sabah olduğu için gene tekrar. Dedim ki bu kadar ata bindik. Namertim bugün bunu terk etmeye razı olmazsam. Adamı tanıdım. Adam bu adam. Tanıdık. Tanıdık bir yerden tanıdık geliyor bu. Gayret et. Görünmeyen fakat seninle birinci derecede olan enerji boyutlarını his gözüyle görmeye çalış. Ha, gözükmeyen enerji boyutlarını fikirle değil, hisle görmeye çalış. Düşünce enerjin lazerden daha etkileyici ve aktif olduğunu unutma. Lazerden daha aktif. Evet, burada bitirelim. 20 dakika oldu. Aslında güzel şeyler de var ama 307, 304 bakayım. Şurayı da okuyayım ama uzun mu olur? Hiçliğini bilmek var. Manayı okuyayım, tamam. Mana neredeydi? 280. Bir mana okuyayım. Geçen hafta manayı Abdullah şey yapmıştı ama tam olmadı. Ben razı olmadım onu. Böyle biraz geçiştirdim gibi oldu. Manayı, mana ne demektir? Onu tamam. Geçen hafta konuştum ama ben tam olmadım. Alimler insana, bazı alimler ama normal değil yani. Bazı alimler insana şöyle demiş. İç, san. İkisi de san. Sanan yani.
Zan. Zanlar bir türlü. İn, iç. San, san. İkisi de san. Şimdi diyor ki, benden, bene konu olduğu için ben kendimi konu ettiğim zaman, ben kimim diye sorgulamaya başladığın zaman, benim vücudum diyerek, o zaman benim vücudum demeye başlarsın. Yoksa anlatamazsın. Şimdi eşine, dostuna, bu manaları bilmen, bu senin elbisen. Ne elbisem ya? Ben kimim diye kendine, kendin konu yaparsan, kendini mevzu ve konu yaparsan, o zaman farkındalık geliyor. Ha, bu benim vücudum dediğin zaman diyerek beden insan değildir anlayacaksın. Ama kendini kendine konu ve mevzu yaparsan, ben olan ben insan değilmiş. Hani derler, yazıklar olsun senin insanlığına ya. İnsanlığına ne olmuş? Yazıklar olsun senin kalemine ya, yazmıyor. Bak, benle insanı ayırt ediyorlar. İnsanlığın yok muydu ya? Senin ruhun yok muydu, vicdanın yok muydu ey sen? Ha, o ben işte. İnsanlık da verilmiş bize. Üstad diyor, sana insanlık verildi. Ne verilmiş oldu? Sana hayat verildi. Ne verilmiş oldu? Sana diyor, ne verildi? İlmi hikmeti verildi diyor. İlmi, Kur'an'ı, hikmeti, imanı verildi diyor. Sana ruh verildi diyor. Sana iman verildi diyor. Sana İslamiyet verilince ne oldu diye söylüyor ya, hangi sofralar açıldı. Hatırladın mı? Evet, evet. Şimdi kendi kendine bak, kendin kendini konu ve mevzu edersen ben kimim deyince bu olmadığını anlıyorsun. Hemen sıyrılıyorsun. Ha, bu ben değilim. Bu sefer toprağa girmekten korku o nispete gidiyor şimdi. Giren bu. Buna ben dediğin anda korku başlıyor. Ya, onun için İkra bismi rabbikellezi halak. Ne demiş? Oku kendini. İlk. Sonra Allah Allah. İnsana bazı alimler iç, san derlermiş eskiler. Niçin demişler? Eklemişler. Ben onlardan Osmanlıcasını okudum burayı. Manayı bir bakayım dedim. Şimdi diyor ki, niye iç, sanmış? Kendisini mesela in, san zannetmiş. Veya içine doldurdukları ile kendisi zannetmiş. İç, sanı, sanmış. Eskiler der ki, bilgi dışsaldır. İnsan, bilgi var ya, bilgi dışsaldır. İnsan yorumlanmış mahluk, varlık olduğu için kendini kendi keşfettiği için, kendisi keşfettiği için ve amaca bağlı olarak aslında yürürken şahit olduklarına anlamıdır. Mesela bilgi dışsaldır, ilim içseldir. İnsan kendisi kendisine konu edildiği zaman seyahat ediyor. Seyahat ederken, onu okuyacağım şimdi, hakikati var. Hakikatını fark ediyor. Hakikat demek esmanın bütünlüğü. Beni hangi esmanları yaptı? 1001 tane. Koy oraya. Dağın tepesine attım. Dağın tepesine taktı mı? Dağın tepesine taktım. O hakikattır. Bu ben olan benim. Halat fikirdir, histir, duygudur, latifedir. Ama çıkarken, daha çıkıyorum ya, çıkarken görüyorum, ooo. Bu hakikat. Mana. Hakikatıma giderken fikirde, histe, duyguda, yani fikirde dima, histe, vicdanda, duygu, kalpte, latife, ruhta. Çıkıyorum ya daha. Bak, tırmanıyor. İpi tutuyorum. Basıyorum ayağı. Dereleri görüyorum, kuşları görüyorum, insanlar tarlada çalışıyor. Ama daha mı? Bende ne uyanıyor onları görünce? Mana o. Hakikatıma giderken şahit olduklarım. Devam ediyor. Meleğe niçin bir şey anlatamazsınız? Melek. Taallümle tekemül etmek için gelmemiş. Yani ilim yaparak terakki etmek için niye gelmemiş? Çünkü melekler doludur, dolduramazsınız.
Bu doludur, dolduramaz. İnsan ise, insan ise dolması bitmeyen ve kendisiyle en çok hoşuma giden kelimelerden söyleyeceğim. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bak, insan ise dolması bitmeyen ve kendisiyle çekişen bir mahluktur. Kendisi kendisiyle çekişen bir mahluk. Daha ilerisi olur mu? Ulan kavgası kendisine ya. Çekişiyor, münakaşa ediyor. Olmaz diyor lan. Olur diyor. Ya kendisiyle çekişen böyle bir mahluk. Nasıl bir çok keyif veriyor ya. Kendisiyle çekişen bir mahluk ya. Kendisiyle kavgalı. Kendisiyle konuşmuyor. Hani var ya, konuşmuyor ben size. Tamam mı? Aynı bunun gibi. Kendisi kendisiyle de konuşmuyor. Onun adı ne demek biliyor musun? Sıkıntı. Kendisi kendisine konuşmamanın adı sıkıntıdır. Canım sıkıldı. Canım sıkıldı. Oysa o teki taraf şey yaptı. De konuşmasına da sıkıntı diyebilir. Yani evet. Vesvese ve falan. Acayip. Bak kendisi artık ne doldursanız doldurun. Kendisi kendisiyle çelişen, çatışan, kavgalı olan, küsen, barışan, keyif yapan. Kendisi kendi hiçbir şey dışarıdan, dışarıdakiler surettir. Aslında özel hayat olsun, elma armut olsun, baklava olsun dışarıdan lezzet aldığını zannediyorsun. Dışarıdakiler zemin olmuş. Sendekileri uyandırmaya vesile oluyor hariç. Aslında sen senden lezzet alıyorsun. Ya Üstad lemalarda söylüyor. İsmi Hakim cilvesine rızıkta diyor lezzet insanda zevk vasıtasıyla İsmi Hakim tecelli eder diyor. Acayip acayip şeyler diyor da desin bakalım. İnsan kendisiyle çekişen, çatışan, kavgalı olan, moralı bozuk olan, onun adı sıkıntı işte. Moral canın sıkıldı mı? Bil ki kendinle çekişmişsin. Al bana, yor hocam. Canımı da mı sahiplenmeyeceğiz? Değil ki. Canım sıkıldı, o da benim değil. Değil ki. Ve hiç niye sahiplenmişti bu? Onu da mı sahiplenmişti? Sahiplendiğin için zaten sıkılıyordun. Çekişe mahluktur. Bu içsel çekişmesine haricin önermeleri, verileri olur. Ama yani mesela içsel çekişmeye ne sebep oldu? Aa falan yandı. Bana laf dedin. Onu ben işe yapmadın, vermedin, etmedin, aramadın, vurmadın, yedirmedin. Bunlar bahanesi aslında. Bak bir de söyleyeyim. İçsel çekişmesine harici önermeleri, verileri sebep olur. Ama orayı yani içsel alemini hiç kimse şahit olamaz kendisinden hariç. Sen iç aleminde şey var böyle. Niye beni anlamıyorlar? Nasıl anlasınlar kardeşim? Senin alemini sende başka kimse şahit değil ki. Nasıl? Diğerleri nedir? Bahane ya. Aslında çekişen, çatışan sen sanarsın. Yani hatta barışıklığı Allah ile yaparsa ena yine zenab gibi. Nasıl inanıyorsun bana? Diyor değil mi Allah? Hadisi kutu. Ben sana öyleyim. Aha. Bundan da ileri olur mu? Bana nasıl inanıyorsun? Ya ben şöyle. Beni affedecek. Ne olursa olsun. Beni rızasını alacak. Beni müşahadetullah'a yaptığı gibi cennette de rüyetine mazhar edecek. Ne yapıyor? Ya inan böyle. Böyle midir? Böyledir çünkü vadiler var. Enna inne zennab gibi. Ama sen inanamıyorsun ki sorun sende. Allah'a desek Celle Celaluhu. Ya Rab bunu niye vermedin ben sana böyle inanıyordum. Sen inanmadın ki iddia ediyordun. İnansaydın öyle olacaktım ben. İçsel alemini hiç kimse şahit olmaz kendisi hariç. Sana dışsal olan sana anlam veremez. Sana dışsal olan bunlar kadın, para, arkadaş sana dışsaldır. Sana anlam veremez. Ancak diyor bak veremez. Beşeriyetine kuvvet verir. Ereğini yani felsefede erek bizde hakikat. Ereğini yani aslına, hakikatına bağlı olarak beşeriyetini hatta mevcudiyetini ortadan kaldırabilmek kadar acayip bir vücut, mahluk sahibidir insan. Ya acayip bir şey. İnsan kendi hakikatını bile, kendi vücudunu bile, bak mevcudu demiyor,
mahluketini değil. Yani böyle sandıkları var ya, san, zan. Onları bile ortadan kaldırabilecek güce sahipsin. Ben olan benle. Ne bileyim ya böyle. Devam edeyim bakayım. Gayeye bağlı olan insan anlamdır. Gayesine bağlı ise, hakikatine bağlı ise manadır. Manası, şeyine, manası, gayesine bağlı ise gayesine anlam taşır. Araçları amaç edinince putlaşır, putperest olur. Araçları, araç var ya, kadındır, paradır, makamdır, kariyerdir. Bunlar araçtan amaç olursa put olur, putperest olur. Araçları kendinize de şirk koşmuş olursunuz. Aynı zamanda insan görünmez varlıktır, biliyor musunuz? İnsan görünmez varlıktır. Ama sen buna ben diyorsan, daha ilkokula gideceğiz, ABCC'yi öğreneceğiz. İnsan biliyor musun? Görünmez varlıktır. Niye? Olmakta olması devam edendir. Olması bitmemiş ki. İnsan nedir? Olması devam ediyor. Şu anda olmam değişmiyor mu? An ve an değişiyorsun. Sekirat'ta da değişeceğim. Kabirde değişeceğim. Haşir meydanda değişeceğim. Sırat köprüsünde. Cennette değişmeyecek miyim? Yeni bir şey tespit edip böyle Allah nasip etti. Allah ikram etti. Şey gecesinde anlattım, hangi gün? Perşembe günü müydü? Arkadaşlar var mıydı canlı yayın? O çok ilginçti. Cennetin yeni Allah nasip etti. Cennetin akıllıdır. Cennet. Ruhludur. Cennet. Şuurludur. Cennet. Hissi vardır. Cennet. Tamam mı? Var. Ve kainatın içindedir. Cennet. Arşa kadar. Kanunu tekemmüle tabidir. Cennet. O zaman kendisi kendisinden de lezzet alıyormuş ya. İlk defa duydum. Yetmiyor. Bana ne faydası var dedim. Kendisi kendisinden lezzet alırken o lezzetini bana da yansıtıyor. Ben sırf cennetin içindekilerle lezzet almıyorum. Onun için akıl almıyor. Bu nasıl şeydi de anlamadım ben de. Kaç günden beri sarhoşum bunlar. Cennet akıllı değil mi? Bak şurada göstereyim. Yemiş mi? Tamam bak şimdi. Şeceri hırkatı görüyor musunuz? Ezber olmasın. Burası kainat mı? Cennet kainatın içinde mi? 29 sözde diyor ki, kanunu tekemül diyor. Kainat, kanunu tekemüle tabidir. Yani kendisi kendisiyle devamlı değişiyor. Devamlı hakikatine gidiyor. Kainatta her şey. Kainatta diyor, ezber yapmayın. Kainatta her şey kanunu tekemmüle tabidir. Kainatın içinde cennet, cehennem. Onun için cehennem de akıllıdır, ruhludur, şuurludur. Kime, hangisine ne kadar ceza vereceğini biliyor. Mesela diyelim ki şefkatim iyi ama gadabım bilmem ne. Vefam iyi ama gayretim bilmem ne. Cehenneme gitsen Allah böyle bir ateş gibi küllümen yapmıyor. Senin o tarafına hayır, ona hiç dokunmuyor. Şuna da yok, buna 5 gram, bu ise 2 gram. Buna 2 gram, buna 0.75 miligram ceza. Öyle yapıyor ya. Böyle külümen öyle bir ateş yok. Hangi iyisin? Adalet ilahi. Cömerttin. Hatem İtay cömertti. Cömertti yanmayacak. Nerede kullandın cömertliğini? Allah yolunda kullandın. Allah demediği için. Demedi ama kanun var. Mesela diyelim ki kafir dayı olsa, Karl Marx. Bak Karl Marx. Hele dinsiz Charles Darwin, değil mi? Evrim. Ama olsa bile Allah'ın ilim sıfatına mazhar olduğu için, ilim yaptığı için adamların suratları beyaz. Yani namazsız, beynamaz, böyle bizim bu şeyler var ya bazı tipler, onlar gibi sipsiyah değil. Lan bu kafir, bu münafık. Bak kafir, peki niye suratı beyaz? Nurani değil, beyaz. Çünkü ilim sıfatına sahip. Mazar oldu. Ya batıl, her şey batıl değil ki. Allah'ın ilim sıfatına kafir dayıyorsa mazar. Buna aynı darlık yapıyor. Mesela çalışıyor, kaldırıyor, çakıyor. Kudrete aynı darlık yapıyor, kudret sıfatına. Onun şeyi olacak. Şimdi cennet, cehennem kanunu tekemmüle tabi mi abiler? Tabi. O zaman cennet ve cehennem canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır.
inkılap geçiriyor. O da kendisi kendisinden lezzet alıyor. O da tekamül ediyor kendisi. Çok acayip ya. Cennet ve cehennem de. Cehennem de, ikisi de. Bir kuvve istidatlarını diyor. Kanunu tekemmüle tabi olan ne diyor diyor. Ne olacak diyor. Bir kuvve çekirdeklerini bir fiil yapmaktan lezzet alıyormuş. Cennetin bulunduğu an bir kuvvedir. Bir sonraya göre. Bir sonraya ağaç oluyor. Tekrar o anda bir kuvvedir. Tekrar bir fiile. Hep öyle hamiledir, hamiledir. Daha iyisini hamiledir, daha iyisini hamiledir. Evet abi, sesi kaldır. Abi şimdi küfür bize göre bizim inancımızı kabul etmeyene denir. Bu Karl Marx olsun veyahut diğer olsun. Belki Karl Marx muhatap olmuştur ama bu Darwin belki İslam'la hiç muhatap olmamıştır. Kafirdir diyebilir miyiz? Şimdi usul bakımında kafir diyeceksin de bir de bir şey söyleyeyim size. Madem Mehmet şey yaptı, Amerika'dan şey yapıyor. Kardeşim, filozofları böyle dinsizli derken usuldur. Yani iman etmediği için kafir diyoruz. Ama düşmanlık nefret adına yapmıyorum. Şu, onlar Tanrı'yı terk ettiler ya, reddettiler ya, kitabı reddettiler peygamber. Bizim bildiğimiz Allah ve Hazreti Muhammed değil. Onların önüne konulan Hristiyanlık testisi, o kitapları reddettiler. Mesela ben Hegel'i dinsiz biliyordum. Dinsiz de ama Hristiyanın dinsizi Müslümanın dostu olmuş adam ya. Yani kilisenin içine çıkan adamdır. Papazlık yapmış, bilmem nelik yapmış. Papazın oğludur. Kilisede, manastırlarda büyümüş ya. Tek kalmış. Hegel ya. Şu an son asın. Ya hakikaten dine bayrak açmış. Biz de biliyoruz ki İslam'a dinsiz. Ona konulan dine dinsiz. Şu anda Avrupa ülkelerinden bir tanesi %70 İslam'ı yaşıyormuş galiba. Hani şeriat değil, Hristiyan evet. Halkı ama %70 İslam'mış yani. Mesela hiç Türkiye'de şeriat mahkemesi var mı? Mahkemeye gidiyorsun. Diyorsun ki TC'ye göre mi yargılanmak istiyorsun? Senin inandığın dine göre mi? Bu tek İngiltere'de var ha şu anda. Evet. 4 tane mahkeme var. İngiltere diyor ki ben Müslümanım, ben İslam'a göre yargılanıyorum. Tamam diyor. Hemen bunu devre dışı yapıyor. İslam'a göre yargılanıyoruz. Karı ne oluyor? Allah bir suça iki yerde ceza vermiyor. Burada ceza verdi mi din adına? Ahirette cezan kalmıyor. Ya Süfyanettin bize vurdu. Bize Süfyanettin bize vurduğu darbeyi görüyor musunuz? Kafir vurmamış. Abi Batı Trakya'da da var. Yunanistan'da şeriatla yönetiliyor. Yani Kadir Mısıroğlu dediğinde keşke şey yapsaydı dediğinde onu kastetmişti. Yani. Yunanistan'da hala Türkler şeriatla yönetiliyor. Allah Allah. İnsan görünmez varlıktır. Göreni göremezsiniz. Göreni göremezsiniz. Gözün görüyor değil mi? En basitinden bir şey. Gözün her şeyi görüyor mu? Gözünü görüyor musun? Gördüklerimiz gözükmeyenlerin dışsal, etsa ve efratlarıdır. Bir daha yavaş okuyayım, düşünün. Bir daha. Göreni göremezsiniz. Gördüklerimiz gözükmeyenlerin dışsal, etsa ve efratlarıdır. Mevcudiyetlerinin belirtileridir. Enerji için de öyle diyorlar galiba. Evet. Enerjinin kendisini göremezsin. Yok. Ancak dışarıya etkisini görürsün. Dışsallığını görürsün. Elektriği mesela. Ya. Burada bırakıyorum. Akla hoş geldiniz. Son zamanlarda birkaç defa duydum Hasan abi. Firavun çok cömertmiş diye. Öyle bir malumat var mı? Firavun cömert olabilir. İman etmedikten sonra Allah o cömertliklerine mükafat veriyor. Baksana her zaman indir bindir Firavun diye meşhur olmuş abi. Meşhurluk da bir de mükafattır. Tamam. Ya unutulsaydı bütün. Adam namazgahı telvis etmiş. Pis demiş. Demişler ya herkes senden lanet etsin. Allah lanet etsin. Ne diyorlar diyor. Allah falanca lanet etsin. Baksana benden bahsediyorlar. Şöhret perestlik hoşuna gitti ya. İşte o cömertliğin mutlaka bir meziyeti var ki bu buraya kadar gelmiş. Yani ama şükredin, onaylayabilme
Niz için, onaylandığınız için. Onaylayabilesiniz diye onaylandınız. Ona şükredin. Onaylanmasaydınız, onaylayamazdınız. Ne demek o? Sevmeyi aktif etmedikçe sen sevemezsin. Sevdirtmedikçe sevemezdin. Onaylandığın için onaylayabiliyorsun. Şükret. Bir şey dediğim son olsun. Utanıyorum insan, ben Allah'tan ya. Ya bu kadar iyiliğine karşı utanıyorum yani. Vallahi utanıyorum. İnsan ayıp ya. Nasıl bir iyilik yapmış ya. Evet, söz sayfa 52'deyiz. İşaret edeceğiz 140. İbrahim, böyle bir Rabbim var, tamam mı abi? Seni Rabbinle Allah'ı karıştırma. Ama çok hoş değil mi? Sırf seni Rabbim gibi, o hakikaten sırf o kadar olsa bile yeter değil mi? Değil mi? Çok hoş değil mi? Lezzetlidir ya. Allah çok lezzetlidir ha. Olsun ben sürpriz. Çok hoşuma gidiyor. Sayfa kaç abi? Sayfa 52, işaret edeceğiz 140. Bulunca bir tanesi bulduk deyince ben başlayayım. Bulduk abi. İlk sayfa. Tamam. İşaret edeceğiz 140. Ve yine nefsi ve vicdanı, aklın, yani bunları yazarken bunlar nereden çıktı? Bunları çalışıyorum bir projeye. Evet. Çalışırken defterde burada duruyor. Bunları çalışırken bak bunları yazıyorsun ya böyle. Böyle Allah Allah diye yazıyor. Yine nefsi ve vicdanı aklın hükümlerine, itaatlerine devam ettiren tergip ve terhip yani ümit ve korku hisleri lazımdır. Bitti. Ne anlamışız? Akıldakileri vicdana indirmek ve nefsi itaat ettirebilmenin ciddi bir yolu da ümit ve korkutmakla oluyormuş. Akıldakileri vicdana indirebilmenin yolu ve yöntemi tergip ve terhip. Yani ümit ve korkuyla oluyormuş. Hasan abicim, şimdi bazen vicdanımızı susturuyoruz. Bu da aklın vicdanı, vicdan akla itaat etmiş oluyor. Yani öyle bir aynı evet. Var o zaman. Evet. Böyle acayip garip bir hal oluyor. Yani vicdaniyatın devamına vesile oluyor bu iki his. Mesela öğrendim bunu. Bu sana ne yaptı abi bu ders mesela? Allah'a bu dersin başından beri ümit olmadı mı Allah'a? Ümit oldu. Ama bu arada da yani acaba beşeriyetimiz falan çıktı da o olması lazım. Niye? Kardeşim Mevlana der ki ekmeği yiyebilmen için bir hamur olması lazım. Hamur yetmiyor, bir de pişmesi lazım. Korku pişirmektir. Ümit hamur yapmak. Yani akliyatı vicdana indiren haf ve recadır. Yani terhip ve tergip, tergip ve terhip. Korku ve ümit. Çok acayip ya. Yani nasıl iniyor vicdaniyata deyince bu. Demek ki ümit ve korkun kadar aşağı iniyor. Ben buradan şöyle anladım. Ne anladın abim? Nefsi de vicdanı da akıl yönetiyor yani. Yönetir. Öyle bir özelliği var ki Erdinç aklın. Akıl bir diman şubesi değil mi? Diman da kalbin bir şubesi değil mi? Kalp de ruhun alt veri tabanı değil mi aşağısı? İken akıl ruha da hükmedebiliyor. Böyle bir acayip bir şey tarafı var. Akıl okudukça, o kadar eski de ben bir cihaz basit bir şey biliyorum. O kadar sevdim ki bu işi. Hadis-i kutsi var bunun hakkında. Gelecek ileride. Senden daha kutsi bir şey yaratmadım diyor. Ruh razı oldu buraya girmeye. Şimdi akla dedi ki, hadis-i kutsi bu. Gel dedi. Geldi Cenab-ı Hakk'a. Git dedi, gitti. Otur dedi, oturdu. Kalk dedi, kalk. İzzetime yemin ederim ki senden daha kutsi bir şey yaratmadım. Sonra kaldı duruyor. Ruh'a dedi ki sen dedi alem-i şehadete in, bedene gireceksin. Hayır ya Rabbi dedi. Ben yapamam. Çünkü mutlak ve muhit olan bir ruh. Yani sesim gibi. Gibi de değil. Kayda giremez ruh.
Mümkün değil ya. Ruhun yapısında, fıtratında bedene girmek yok. Yapamaz. Yaşayamaz ya. Onun için çıldırıyoruz. Cenab-ı Hak ikna etmek için dedi ki, ey ruh, bak buraya razı olursan sana bir hizmetçi vereceğim. Senden kutsi. Sen içerideyken her yerde olacaksın. Hiçbir yerde değilken burada olacaksın. Evvel olacaksın, ahir olacaksın, zahir olacaksın, batın olacaksın ve hakikatini inkişaf ettireceksin. Razıyım Rabbim dedi. Tamam. Onun için razı olacağım dedi. Verdi aklına hizmetçi. Tamam dedi, razı şu anda. Vicdani maraz var mı Hasan abi? Var tabii. O zaman o vicdani marazı akılla Kur'an'a da bağlayıp istikametine sokacak. Sokuyor. Ama korku o kadar nimet ki burada. Ümit verici, anladınız mı? Akliyatı vicdana indirendir, kalbi değil. Yani ümit ve reca vicdaniyata yapıyor. El hubu filla vel buzu filla kalbe atıyor vicdaniyatı da. Bak, akliyatı vicdana, ümit ve reca. Sana onu yazalım. Yazayım. Bir şey var. Bak. Şekle git. Tamam. Bu bozuldu da bunu niye yapmadın? Bak, akliyatı vicdaniyat yapan ümit ve korku iken sen böyle okla yapalım. Yapan ok, ümit, tamam. Aşağı ok, korku. Aha, tamam. Tamam. Şöyle. Tamam. Yapan. Gözümüze şey girsin diye. Tamam. Doğru abim. Ok şöyle. Böyle yazınca böyle kafaya çivi çakar gibi oluyor. Evet. Vicdaniyatı da akliyatı vicdaniyat yapan, vicdaniyatı da kalbi yapan da bir, iki, şunlara ayrı dediğim şöyle. El hub bu filla vel bu zu billa, doğru mu yazdım? Bu dattır. Vel bu zu billa. Akliyatı vicdaniyat yapan ümit ve korku, ümit ve recaya. Ümit ve reca aynı. Ümit ve reca aynı, korku. Vicdaniyatı da kalbi yapan, yani bak, iniyorum bak. Aklı vicdana, şöyle, vicdanı da paralel yapıyor. Vicdanı kalbi yapıyor. Kalbe atıyor. Tamam. Mesela burası diyor ki, akıl tatil etmese de, nazarına iman etse de vicdan saniye unutmaz. Tabii niçin unutmaz böyle. Şimdi mesela iman ettik vesaire yatıyor. Yatıyoruz kardeşim, akıl tatil eşgal etti. Gafiliz, dershaneyi temizliyoruz. Şey yapıyoruz. Akıl ona teveccüh etme ama vicdanın devamlı onunla bağlı. O zaman akliyat niye vicdanı şey yaptı? Yani okurken, ders yaparken akliyat vicdana indirmiyor muyuz ders çalışırken? Tefekkür akli değil midir? Tefekkür yapıyoruz. Bu dersler akli değil mi? Deliği buraya yapabilir miyiz? Şimdi muhatap olduk ya şimdi derste. Muhatap nedir? Akıl. Akıl ne yapıyor? Yapa yapa aşağıya atıyor. Attı mı Mehmet? Attın. Sonra akıl tatil eşgal etti. Vicdan durmaz ki. Mesela sekerat anında veya korku anında, korona hastalığında durursun. Cihaza bağlısın. Hadi bakalım ne çalışacak? Akılmaz mı yok? Kitap okuyamıyorsun, birisi telefon etmiyor. Hadi bakın ne çalışacak? Almaya da var böyle dostlarım. Peki ne diyor? Ayrılan bir tanesi var. Diyor ki,
O anda cihazla bağlıyken senin bütün o anlattığın hep onlara tutundum ve ümidimi kaybetmedim. Kaybettiğin anda dumansın. Tamam bittim ya, tamam gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz hop. Böyle daha ne yapayım gideyim. Yani akıl tatil eşgal etti. Yani akıl korku ve ümit olmasa akıl hükümlere şey yapmayacak mı? İtaat etmeyecek mi? Yani... Şuna göre o oluyormuş oluyor. Evet. İtaat etme oluyor. Mesela akla nasıl sokacaksın? Akla bir tane şekerleme vereceksin de. Diyeceksin ki bak, bak görüyor musun? Ne istiyorsun böyle? Cennet. Bak bu cehennem. Akıl korkmuyor mu cehennemde? Korkmayan akıldan, hafetmeyen kalpten, değil mi? Yaşarmayan gözden, nedamet etmeyen ruhtan. Burada aslında diyor, nefis ve vicdanı sanki vicdana ümit veriyor, nefse de korku veriyor. Evet, aynen öyle. Bir tanesine korku. Niye? Adam devre dişi yapacağız da nefse korku verince, vicdana da ümit veriyor. O zaman diyor ki, gel. O gençlik bahsede diyor ya, gençliği ancak diyor, cehennemle durdurabilirsin. Evet, başka yok. Başka nasıl yapacaksın? Cehennem vücudunu gösteriyor. Şeyde de şöyle abi. O biri Celal, biri Cemal, insanda Cem'den de Kemal oluyor. Kemal, evet. Şu yazdığınızda evet. Celal ile Cemal'i Cem'den insandaki Kemal. Kemal, yani artık çoğaltırsın ama atliyatı vicdana nasıl indiriyor? Ümit ve korkuyla. Bak ne diyor? Ümit i̇taat ve korku hisleri lazım. Mesela burada. İtaat olunca vicdana inmiş. Evet, iniyor. Yoksa ümit ve korku olmasa itaat mı olur? İtaat olur. Dolayısıyla vicdana inmiş. Evet. Olmuyor. Olmuyor. Ama bak işte formülüze. Mesela iman nerededir? İman nerededir? Kalptedir. İmanın altı tane var ya, amentü billahi ve melaketi ve kütübü verirse Allah peygamber. Onun da altyapısı bu. Dostun düşmanına göre. El-hubbu fillah, el-guzu fillah. Onaylayıp onaylamak. Evet, bu onaylayıp onaylamamak. O zaman Allah orada var oluyor. Yani Allah'ın düşmanını, hani mesela insanlar, her daim diyorum diyeceğim. Ben ne bileyim doktorun Erdinç'in dostunu, nerede bileyim senin dostlarını? Sen de bilemezsin Allah dostu kim? Bilmiyorum ki, karışık. Ama kolay bir yolu var. Bu alttaki sizin çıkarınız var mı? Hangisi yok ya? Alttaki. Ha tabii yok, çıkarım değil. Öteki başka yerden. Kalp böyle çalışıyor. Mesela وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ. Tam cehennem. İman. İman kalpte nasıl asıl oluyor? اَلْهُبُّ فِيلَّا وَالْبُوزُ فِيلَّا ile. İman böyle olur. Mesela dostu bilmiyoruz. Allah dostlarını bilmiyoruz. Senin dostunu da bilmiyorum. Sen bir insanı en iyi belirleyen zahirde düşmanına bakın. Dostunu bilmezsiniz. Peki kim Allah dostu? Bilmiyoruz. Kim Allah düşmanı ise onun karşıtıdır. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı göremiyor musunuz? Nemrut'a bakın. Belam-ı Bahure gibi yani. Evet. Belam-ı. Mesela Musa'yı göremiyorsunuz. Musa Aleyhisselam kim? Peygamber gelecekti ama Musa. Kim bu? Nemrut'a bakın. Karşıtı o. Onun için bir insanın düşmanına bakın. O adam %100 odur. Düşmanına bakın. Ona göre çalışıyor. Dostunu bilmiyoruz. Çünkü çok geniş saha. Müsbet çok doğru. Mesela içilecek bir tane zıkkım var işte. Helalleri saymaya kalksa nimet la tusu. Nimetini saysa bitiremezsin. Yiyeceklerden bir tanesi hınzırdır. Helali ne kadar sayayım ya? Tavşan etinden bıldırcın etine kadar. Yani şerler tek tüktür. O da dengelemek ve ara boşluğuyla mertebelendirmek için mesela dost o kadar var ki herkes dost. Kainat mest, mevcudat mest. Ama Allah düşmanları tek tüktür ya. Onu da dost düşman edindi mi? Ha sen bulsun. Allah çok düşman edin demedi ki. Şunu düşman edin dedi ya bana, benim için. O da senin de düşmanın zaten. İşaret icazesi 60. Bu biraz gidebilir. Avam-ı naz, çıplak olan hakaiki göremez. Ülfet peyda etmedikleri akliyat-ı mahsayı ve muceredat-ı
müceredatı, fehimleri anlamaz. Bak bu çok arkadaşlar, çok güzel bir şey bu. Bu ilmi kelamın hakikatları da var. Ustad diyor ya Barla'da, aynı zamanda ilmi kelam dersi alıyorsunuz. Mesela burada ne var? Bak, akliyatı hakaiki göremez. Ülfet peyda ettikleri akliyat-ı mahsa. Etmedikleri akliyat-ı mahsa ilmi kelamdır. Müceredat, ilmi kelam tabiridir. Müceredatı fehimleri alamaz. Fehim neredeydi abiler? Akılda süzgeçti. Fehim. O tabela var, kabul edin, serbest bölge. O akılla gireni ve akıldan çıkanı sütü süzüyoruz ya, süzgeç. Aklın süzgeci fehimdir. Muhakimatta söyler. Çift yönlü, hem tasdiye geçiş hem tasavvura. Evet. Giriş çıkıştan o şey yapıyor, süzüyor. Fehimleri alamaz. Bunun için Cenab-ı Hak lütfu ihsani ile hakikatları onların ülfet ettikleri bir libas ile, bir şive ile göstermiştir ki tevahuş edip ürkmesinler. Bitti. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam ürkmesin diye Miraç'ta okuduğumu söylüyorum. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh sesiyle konuşmuş. Ona daha çok ünsiyet ettiği için. Kureyş halkına da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la hitap etmiş. İşte bir nur talebesi de o köye, o köyden birisiyle hitap ediyor. Korkmasınlar diye. Hariçten bir köyden, o köyünüze bir başkası gelse, kim ya bu? Neyin nesi? Hayırdır? Niye geldi? Ne yapacak? Yok, bir baktım ki Mehmet Ağa'nın çocuğu. Allah Allah. Mektep okurken ve İstanbul'da nurları tanıdı, gelir. Ne anlatıyorsun lan o? E oğlum ne anlatıyorsun lan? Babanı bunu anlatıyorum, dede şunu anlatıyorum. Aa, Allah Allah, güzel şeyler falan. Böyle ülfet ettiği şeylerle konuşuyor Cenab-ı Hak. Bitti, şimdi okuyorum. Akliyat-ı mahsa ne demek? Hem lugat hem tabirini dolduruyorum. Bu çok istifade edeceksiniz bir şey yani bu. Akliyat-ı mahsa, lugat, halis demek, saf, katıksız, karışık olmayan, çıplak, soyulmuş, muşahhas olmayan, vücuda gelmiş eşya veya ve efalin şekil ve suretlerinden ayrı olarak düşünülen her keyfiyet. Mesela gözüküyor bir şey. Gözükenin, gözükene somut derler. Me, somut. Gözükenin arkasında ama gözükmüyor. Ne o? Soyul. Şimdi bu vücuda gelmiş eşya ve efalin, şeklin, şekil ve suretlerden ayrı olarak düşünülen her keyfiyet ve mefhuma veya nispet mefhumuna denir. Akliyat-ı mahsa. Bunun zıttı müşahhastır ki eşyanın bütün sıfatları ile zihinde husuludur. Müşahedeye ve tecrübeye girmeyen ve sadece akıl ile düşünülen şeyler ve hususlar, nazari meseleler katıksız tam demek. Anladınız mı biraz? Akliyat-ı mahsa. Yani fiil. Davranış. Bu bir fiil. Bir de şekil. Bir mesela davranışım var. Bir de şey. Yani ki hadiseler ve olaylar gözüküyor. Gözükenin arkasında gözükmeyeni, aklına düşen gölge. Melekut desek? Melekut. Melekutu diyelim. Yani hadiselerin ve olayların melekutiyeti. Fizikçinin dediği gibi geçer. Ya bu ne biçim şey dedi, ben Maraş'tan aradı. Dedi ki, melekut deyince. Dedim ki, mekan zamanın mülküdür. Mekanın melekutu da zamandır. Dedi ki, ya hiç biz fizikçi demedi. Biliyor musun dedim, fizikçiler çoğu okumamıştır mektep. Hiçbir, mesela Einstein ilkokul 3. sınıfta kovmuşlar. Komuşlar ha? Dersleri çok kötüymüş. Yok, komuşlar koyamamış ki. Gerizekalıdır diye. Ses yapmanı kapat. Ve dedim, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilahiyat mezunu değil.
Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Çok ağrıma gitti ya. Usta abiye biraz dil uzatınca dedi ya ustadım şoförüydü. Dündü. Canım sıkıldı. Dedim ki Bilal Habeşi de dedim Allah Resulü'nün ve sahabelerin dedim kölesiydi. O şoförü bu da kölesiydi. Bilal Habeşi biliyor musun? Hem siyahydı hem çok fakirdi. Senden yani çok yetiş yetişebilirsin. Hadi bakayım yetiş. Bilal Habeşi de köleydi biliyor musun? Ama dedim senin gibi dedim tarih ve felsefe okumamıştı dedim Bilal Habeşi. Durdu. Vicdanlıydı böyle. Hasan kardeş yanlış mı yapıyoruz? Hem de ne kadar? Bilal Habeşi okumuş muydu arkadaşlar? İşletten ben mezun, tıptan mezundu. Hukuktan mezundu. Nerede mezundu? Hazreti Ömer hukuk fakültesi mezunu muydu? He? Yani hukuk olmadı diye şimdi yaşasa mahkemede hakim yapmayacak mıyız? Bediüzzaman Hazretleri ilahiyat mezunu değil diye imam mihraba geçirmeyecek misin? Bilal-i Habeşi mektep okumadı diye Allah Resulü'nün veya işte sahabenin ki Ebu Bekir Sıddık'ın kölesiydi. Köleydi. Şimdi sen cahil mi diyeceksin? Ustadın şoförü. Ne demek biliyor musun şoförü? Sen onu şu dünya gözüyle bile görmedin. Koca Mehdi azamı zahirde Allah ona teslim etti. Onun tasarrufuyla gezdiriyor. Mehdi azamın şoförü. Sen onun kapısını daha görmemişsin. Ya yani insan çok acayip ya. Bu kadar insan alçalabiliyor, yükselebiliyor ya. Ben ona kızmıyorum. Kendime kızıyorum. Benim çünkü o. Yani ben o kadar bazen bir dibe iniyorum. Dibin dibi. Dedik ya çelişkiyi yaşıyoruz. Kavgalı. Kendinden o biraz üzüldük ya. Aslında o sensin ha. O üzülmen sensin. O onu ben gösterdiğim şeyi. Peki ne anlatmaya çalıştım bununla? Akliyat-ı mahzeyi anlattım bununla. Yani olayın arkasındakileri hissettirmek için bunları örnek verdim. Şimdi böyle zahiri geç, içte gözükenin arkası böyle değil ya. Akliyat-ı mahzeyi anladık mı? Bilal Habeşi mevcuttur ama hiçbir alim ona yetişemez. Ama işletme mezunu değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh hukuk mezunu değil. Yaşasa şimdi Çağlayan Adliyesi'nde görev vermeyecek misin? Yok canım. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu değil ki. Bunlardan daha acayip birisi var biliyor musun hukukta? Dev. Süleyman Aleyhisselam'mış ya hukukta. Bir mahkemesi var aman yarabbi. O koyunlar meselesi. Aman yarabbi ya. Ya usta diyor ya, adalet diyor, ancak diyor Süleyman Vali olur diyor. He bak diyor, aferin lan be. Diyorum ya, nerede? Aynı diyor. Süleyman Vali. Adalet mutlaka yapmak istiyorsanız Süleyman Vali olunuz. 20. sözde. Of tabii küllat başka ya. Mehmet'in okuduğu küllat da senin okuduğun farklı. Osman. Hangi baskı okuyor? Ya küllat hoş bir şey ya. Ya şu aklım durdu ya. Bir de şey hissiyatını paylaşayım. Rabbim biliyor. Allah'ım biliyor. Şahit yol ya Rabbim. Kıskanmıyorum hiçbir peygamberi. Diyorum ki aynı parkurda yürüyoruz. Aynı Allah'a iman ettik. Ey Musa Aleyhisselam. Aynı Rabb'e boyun eğdik. Aynı Rabb'e anlatmaya çalıştık. Aynı Rabb'in peşine koştuk. Aynı parkurda olmak da koşu. Evet ileri geri olman önemli değil. Ama seninle gurur duyuyorum diyorum. Yani değil kısa, onlardan şeref duyuyorum, gurur alıyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki, bana böyle ahirete göç etme öyle bir cesaret veriyor ki. Hepsi oradalar, hepsiyle beraber olacağız. Yani değil aset kıskanmak, yani ben de peygamber, insan geliyor içinde, ben de peygamber. Hayır, hiç istemiyorum. O zor işleri yaptılar benim kardeşler onlar. Ondan sonra, onun sevapları hep benim zaten. Musa Aleyhisselam'a iman etmenin karı nedir? Bütün amelin ortağı seviyem kadar. Niye? Nasıl ortağım? Reddedince ne oluyorum? Kafir oluyorum. Reddedince kafir olunca, iman edince de bir karım olması lazım. Onun amelin ortağı. Şimdi aynı parkurda değil miyiz? Aynı Rabb'a hizmet etmiyor muyuz? Aynı dinin mübine hizmet etmiyor muyuz? Lan aynıyız. Bütün amelin ortağım. Sıkıntıyı o çekmiş, sebabı bende. İnsan keyif almaz mı ya? Üzülüyor da Musa Aleyhisselam bu kadar sıkıntı çekti, sebabı bana. İnsan keyif veriyor. Akliyat-ı mahzeyi anladık mı abi?
Aklet-i mazhar gözükenin arkasında sende düşen. İşte o acımasız misali onun için verdim. Vay vay. Yani üstad şimdi sakalın yok imam olamazsın. İlahiyat mezunu değil mi? Rab'a geçemezsin. Bilal Habeşi sen hukuk fakültesini bitirmemişsin. Olmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Çağlayan adliyeye görev alamazsın. Niye? İstanbul hukuktan mezun değilsin. Ama biliyor musunuz? Abdullah Öçalan hukuktan mezun. İbrahim buldu Hasan'ı okusaysan. Oku, okusana İbrahim ama izle oku. Abi ey ehli saltanat, adaleti tamme yapmak isterseniz Süleyman Vari, Süleyman Aleyhisselam şimdi hani adaleti tamme'yi nasıl yaptığını söyle abi. Rüyü zemin etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünkü bir hakimi adalet pişe, bir padişah raiyet perver, aktar memleketine her istediği vakit muttali olmak derecesine çıkmakla. Böyle bir Süleyman abi, Süleyman Aleyhisselam böyle bir şey yapmışlar. Mesuliyeti maneviden kurtulur ve tam adaleti yapabilir canım. Biz adalet deyince Hazreti Ömer değil miydi simge? Evet. Değilmiş yani. Onun da, peygamber onun da piri varmış yani. He? Cinlerle. Yok cinler artık burası var ya aynaymış. Her tarafı görüyor. Tabii tabii şu anda baktı her tarafı görüyor. Kamera. Bu açılmış. Parlak ya. O kadar saydam ki hadi hani dedik ya desmersinde. Soğanın zarı gibi an yırtığı yırtığı. Her şey gözü, her şey burada ya. Dün, bugün, yarın, cennet, cehennem hepsi burada. Şu an biraz daha yani ona yaklaşıyor şu an değil mi abi? Evet, yanaşıyor. Mesela Çin'de bir adam her gün 300 tane kameraya, 300 farklı kameraya yakalanıyor. Her yere koymuşlar kamera. Tuvalete, banyoya, her tarafa koymuş. Yani böyle alçak. Bir insan her gün en az 300 kameraya giriyor. Şimdi Süleyman Vari olabilmesi için 3 tane sıfat söyledi. 3 tane orada. Şimdi girmeyeyim ama. 3 tane. O zaman... Adalet mi? Bunlar adaleti kendinde uyandırmışlar değil mi? Uyandırmışlar he. Adalet neydi abiler? Gene iş yapamadık ya. Adalet, tencereyi, tencereyi getir. Hikmet, iffet, şeciatı. Karıştır adalet. Ama onlarınki Kur'an'a bağlı değil. Ya. Peki, devam ediyorum. Akliyat-ı mahseyi anladık mı abi? Gözükenin arkasında sende düşen iz düşümü. Ünsiyet, huy etme, ahbaplık, dostluk yapma, ünsiyet. Yani mesela Allah diyoruz ya dua, Ya Rabbi, ülfetimi kaldır, ünsiyetimi çoğalt. Ülfet ise alışma, alışkanlık, münasebette bulunmak, görüşme, konuşma, bildiğini zannetmek. Tevahuş ne demek? Hani var ya, yeysin zulümatından, kimsesizliğin dehşetinden, erva habisenin izacatından, bu vahşetin dehşetinden. Tevahuş, içsel alemi ıssız olması, kimse kalmamış içinde. Mesela bir adam ona küstün, ayrıldın. Küstün, ayrıldın bak şimdi. Uygulama yapıyor. Buna da küstün, ona küstün. Nereye git? Her küstüğün zaman ne oluyor biliyor musun? İçe dönüyorsun. Küstün, içeri dönüyorsun. Kendinle çatıştın, içeri döndün. Kendine kızdın, içeriye döndün. Bilmem ona küstün, buna bağırdın. Nereye gidiyorsun biliyor musun? İçsel alemde ıssız bir yere atılıyorsun. Yalnızlık vahşeti. Yalnızlık yani vahşeti. Işte. Yalnız kaldın. Yalnız ne demek biliyor musun? Ayet. Şehirde. Ayet diyor abi, sert davranma, yalnız kalırsın diyor ya. Ya. Ki evet, eğer diyor sen sert davransaydın etrafında kimseyi kalmazdı diyor. Hazreti Peygamber'e söylüyor. Cenab-ı Hak Aleyhisselam. Bak şimdi ona kızdım, olaya kızdım, kendime nefret ettim, lazık olsun onu yapmadım, derse gitmedim. Bak, ya bundan sonra ne o içeriye ıssız yere doğru itile leş haline geliyor. Niçin? İçeri itildin mi artık orada birileri ölmeni bekliyor ki akbabalar leş olsun da yiyin diye. Tevahuş bu. Vahşette kalmak. Vahşetgah suretini aldı diyor. Bak ne diyor? Tevahuş edip ürkmesinler. Tevahuş. Kardeşim insan medenidir. Yalnızlaşma. Yalıtılmış olursun. Yalnız demek yalıtılmış olursun. İhsan. Devam edeyim. Ülfet,
sadece kendisine de değil, bir şeyde yazmışız ya hani vahşeti de, kişinin kendisine varamaması, keşfedememesi, tanıyamamasından kendine yabani ve yabancı olması. Bak görüyor musunuz? Tevahuşu yazmışız. Vahşeti. Bir Aziz de okur musun abi? Çok acayip. Kişinin kendisine varamamaktan, keşfedememekten, tanıyamamaktan kendisine yabani ve yabancı olması. Allah Allah. Vahşet. Şuraya bak enfasıda. Ne kadar şey. Çok şükür ya. Gurur diyorum hepinizden ya. Beraber ders kardeşlerim ya. Ne kadar. Benim çok hocama gittim. Alabilir nasıl çıkmıştır o varlığına. Kaç tane ders olmuştur. Peki. Ülfet manalara libas giydirilmiş. Ülfet. Ünsiyetin libası yok. Ülfetin libası varmış. Bunu yazabilirsin. Ülfetin. Ülfet manalara libas giydirir. Ünsiyetin libası yoktur. Ülfetin libası var. Hani duada diyoruz ya Rabbi ülfetimi kaldır, ünsiyetimi çoğalt. Ne demek abi? Ünsiyetin libası yok ne demek? Yani mesela diyelim ki bizim Mehmet. Ya sana koca işte o senelerin böyle dev adamı Çınar. Bizim Osman. Bizim Hasan ya. Bizim köyler. Ben köye gidince ne diyor? Bizim Hasan diyor. Ülfet. Ama başka bir köye gittiğin zaman konuştukça açılıyor. Konuştukça kendisini yakın hissediyor. Bu ünsiyet. Ülfet o giydirdiği ülfet elbisesi var. Ünsiyette yok. Yok. Ünsiyette elbise yok. Ünsiyette devamlı kendini yakın hissedersin. Bir konuştu aklına Osman bak yakın hissedersin. Bir konuştu vicdanına yakın hissedersin. Bir böyle münasebet kuruyoruz. Kalbine, ruhuna, hissine, latifene, latife insaniyene. Mesela tefekkür ettikçe Allah'ın yakınlığı ünsiyet edilir. Allah böyle fikredilir, hissedilir, mahzedilir, zevk edilir, hoşuna gider böyle. Bu ünsiyet. Ama ülfet ise libas giydir. Aynı ya. İşte aynı ya. Elbise giydirdi mi? Değişir mi ya? Devam işte kız yanık bir şey giyiyor. Nüfus cüzdanı. Ben mesela doktoru hep gördüğüm zaman gömleği giydiğini çok az bilirim. Hep boğazlı şey giyer. Böyle kazak gibi şeyler. Gafur da öyle giyer. Mehmet öyle değil. Sen böyle tip bu tipleri seversin. Bak yani hafızamda kalmış. Şu şudur deyince. Bunun farklı bir şey giydiğini gördünüz mü? Fatih'in. Yok siyah şeyle. Onlar da. Ben de öyle. Bu ne? Elbise giydiriyor demek istiyorum. Ama bu mu adam? Bu mu adam yani? Ya? Bu mu ya? Bu değil yani. İçi başka. İçi acayip. Tena mı ya? İçi tena, ıssız. Ooo! Baykuşların sesleri var. Orada şeylerin, aslanların, kurtların, çakalların sesleri yükselmeye başladı. İçeri girdikçe ses çok geliyor. Mevlana Cevahit oturdu. Ne insanlar gördüm üstünde elbisesi yok. He ya. O şey zannediyor böyle. Ben öyle insan gördüm ki üzerinde diyor elbise yoktu. Öyle bir şey gördüm ki diyor içinde insan yoktu diyor elbise. Bu şey zannediyoruz. Nasrettin Hoca'nın dikdörtgen ya. Üç tarafı açık. Üç tarafı açık. Bir tarafında kimse girmesin mezarlığa diye büyük kilitler, kafam kadar kilit, asmalar, demir parmaklıklar, şeyler, çiviler, neler koymuşlar. Ama üç tarafı açık. Biz de ne yapıyoruz? Gülüyoruz. Sanki güldürmek için yapmış. Lan sizin durumunuz benim bu halime benziyor işte. Güya dünyada tedbir alıyorsunuz ama üç tarafınız, ahiretiniz açık. Her an ölüme şey yapan, düçar olacak bir aday olan adam. Para bankaya koyayım, arsa alayım, bilmem ne yapayım. Nasrettin Hoca'nın üç tarafı açık, bir tarafa kilit asmış. Çabuk kilit var. Böyle demir parmaklıklar, kapı, çelik kapılar koymuşlar falan. Öteki, arsa aldın, paraları yatırdın, çocukların var. Geleceğimi garanti altına aldım. Öyle demiş bir tanesi. Sonra, Esselatu Vesselamu Aleyk. Aleyke Ya Resulallah. Buraya kadar anlatmak istemiyordum. Bunu dedik değil mi? Böyleydi. Ama bundan gene biz ders yapmıyoruz. Aynı biz de böyle. Bunun halini görüyoruz. Hani gene biz böyleyiz. Böyle bir mahlukuz. Ya bunu gördük mü? Bu tedbir aldı. Bankada bir sürü hesaplar var. Böyle. Abi şey dediniz abi. Adaletten açar. Elbise giydirmek. Elbise. Yani ilfet için. Sabit desek daha iyi olmaz. Mesela elbise iki
bir adama iki farklı şekilde elbise giydirebiliriz abi. Bir sürekli aynı elbise. Yok yok yok. Ülfet farklı giydirir devamlı. Sürekli farklı giydirir. Tabii tabii. Mesela sen beyaz gelir, şey gel, şunu giyer. Tamam mı? Yani bu benim içimi tanımlamaz ki. Ülfet beladır ya. Yani ülfet mülktür, ünsiyet melekuttur. İşte doymak olmaz. Hakikatlar çıplaktır. Bak devam ediyor. Hakikatlar çıplaktır, elbisesi yok. Yani şekil ve suretlerden arınmıştır hakikat. Muşahhas değiller. Bak bunlar konuşulacak da ki demek ya şey olur. Akliyat-ı mahsa ülfet edilmemiş ama ünsiyet edilmiş. Ve aynı zamanda müceredat da ülfet edilmemiş. Bunları fehim olan süzgeçten geçmez bilinmez. Süzgeçten geçmekçe bilinmiyor. Ülfet de olmamış olsaydı, bak ülfet olmasa ne olacaktı bu sistem? O da acayip bir nimet. Alışkanlık olmasa bu annemdir ve kadın karınla şeyli olacaktı, karışacaktı. Ülfet de o büyük nimet. Anamdır diye sabitleyen, eşimdir diye sabitleyen, bu benim dava arkadaşımdır ya. Bu benim sabitiyetini sağlıyor ülfet. Bu dava arkadaşımdır. Ne kadar kısam bile bu benim velim nimetimdir ya. Diye bunu ülfet yapıyor. Ünsiyet ise ne yapar? O veli nimetimden devamlı yenilik istiyor. Ama sabit kurallara bağlattıran ülfettir. O da büyük nimet yani. Ama içsel doymamazlık ünsiyet olacak. Bir de okuyayım. Bunları fehim olan süzgeçten geçmez bilinmez. Ülfet de olmamış olsaydı tevahuştan olurdu. Mesela ben sizi alıştım. Yeni birisi gelse. Kardeş hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Ulan ikide bir ders yapıyorum ama Allah 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 kimdir? Gönderildi mi geldi mi? Bu koronada niye geldi falan. Şudur budur. Arkadaşlar bakın yeni gelen bir oturun diyor. Neyin nesidir? Niye? Tanımıyoruz ki. Ama ülfet olsa. Osman geldi. Fatih geldi. Şu geldi bu geldi. Ülfet tamam bitti. Hoş geldin kardeşim. Sen suratına bile bakmıyorum. Kapıyı açtı çekeyim. Tamam otur. Yani ifrat tefrit vasatı var aslında. Tabii de. Evet. Büyük nimettir ülfette. Bela olsun diye vermemiş. Yani tanıdıkların tanıdık kalsın. Dostun dost kalsın. O yapıyor. Ülfet edemeden de yaşayamayız yani. Yok. Ne mesela eşini ülfeteme demedin. Hala yabancı gibi mi olacak? Hala yeni bir şey. Yani devamlı yeni bir şey istiyorsun ondan. Devamlı değişim, bana bir katkı sunsun. Evde kavganın sebebi o. 6 ay sonra oluyor özel aya, çorbaya. Ülfet oluyor. Ondan sonra ünsiyet kalkıyor. Kavga oluyor. Ama ilk nasıl uçuyorduk, kaçıyorduk, sensiz yaşayamam, bilmem ne yapamam. Şimdi lan seninle bir saat bile duramıyorsun, kavga ediyorsun. Hani onsuz duramıyordu? Şimdi o o varken duramıyorsun. Sabitiyetlerimizi lazım. Sabitelerimiz. Onu ülfet yapıyor. Sabit olmamamız gerekiyor. O da ünsiyet yapıyor. Sürekli dostunu sorgulamak ülfet. Evet. Mesela dostluğun ikide bir sorguluyorsan dost mu değil mi? Senin sistemin bitmiş ya. Artık bazı sabitelerin olsun. Sorgulama onu. Eğer sabitelerin ikide bir sorgularsa her şey, her hadisede yeniden başlıyorsun. Onun için keşkeler yok geçmişte. Hasan abi saat gibi diyor ya kafir. Mesela Ebu Cehil saat gibi olsa zamanda Hazreti Peygamber Nur Muhammed'i gibi mesela. Bir dakika. Bir de, yani diyor ya kafir saat gibi Mesnevi'de. Ebu Cehil saat... Ne yaptığını bize faydası var ama ki kendisi saat, kendisi. Ebu Cehil o zamanda Nur Muhammed. Saat zaman. Antika. İlginç. Şimdi anladım. Saatle zaman. Ne dedim bir daha? Bak. Saatle zaman. Mesela saat ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Ama işe yarıyor değil mi? Neyi gösteriyor? Saat zamanı gösteriyor. Ebu Cehil saat gibidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da o saatte ortaya çıkan tanımlamadır. Bazen kafası çalışıyor. Sonradan geldi. Evet. Ülfet yalnızlığını kaldırırken
Ünsiyet ise ötelere münasebet kurdurarak oraya tanışmak veya orayı oraya taşınmak veya orayı burada yaşatmak. Yani çok acayip kanunlar bunlar ya. Bunları şey yaparsın sen ya. Ülfetle ünsiyete ya. Bu iki sıfatla insan hem burayla hem orayla beraber olur. Yani insan bu iki ülfetle ünsiyetle orayı buraya burada, burayı da orayla yapma özelliği olur. Yani bir dakika. Bu noktada ülfet ederek mi ünsiyet ediyoruz? Ülfet edikten sonra ünsiyet ediyoruz. Birbirinin de bir parçası gibi. Evet yani. Ülfet ederek ünsiyet ediyoruz. Mesela sabitelerin yoksa, mesela diyelim ki Risale'yi ülfet ettik. Bunu artık sorgular mısın, doğru mudur değil mi? Bitti değil mi? Az önceki örnekte menfi manada olursa ülfet ettiklerimizi ünsiyet edemiyorduk. Şimdi müsbet manada ülfet ettiğimizi ünsiyet et diyoruz. Ediyoruz. Yani o zaman ünsiyete katkı sağlıyor müsbette. Aynen. Menfi de engel oluyor. Ama zararı ünsiyete şu, yerini değiştiriyoruz. Nasıl yerini? Mesela zarar şu, mesela eşime ilk önce ünsiyetimiz vardı için. Sonra evlendik. Ülfet oldu ama sabitelerimiz oldu. Bize eve bağladığı, çoluk çocuğumuz annesi oldu. Hizmetimiz görüyor. Ama ilk durumlar gibi böyle ünsiyet ister miyiz ondan? Yani içsel daha siz işte daha acayip ayak. Yok. Şimdi biz ülfet ettiğimize, yani sabitelerimize içsellik boyutları isteyelim. İçselliği de sabitleyelim. O zaman insan durur. İç alemimiz, şu anda aletimiz iyi mi arkadaşlar? İyi. Sabit olur mu? Biz onu sabit istiyoruz. İç alemimiz devamlı değişmesi lazım. Ünsiyet o. Sabitlemek, ülfet oldu. Terakki durdu. Meleği dolduramazsınız çünkü boş değil. Ülfet sabitler seni. Sabitelerin gerekiyor. Arabayla şeyler arası gidiyorsun Afyon'a, Eskişehir'e. Yoruldun da. Sabit şey yok mu? Hız sabit. Ha bu ülfettir. Tamam. Ama o sabitelerin varken etrafı seyretmiyor musun? Oo keyif. Sabit 2'de. Hatta direksiyonu kaldırırsın ayağını böyle. Oo keyif alıyorsun, yorulmuyorsun. Bu da hissettiklerin, ülfetin arkasındaki ünsiyet. Yani mesela bazı sabitelerini oynatma kardeşim. Ülfetin olsun. Ne de o? Risale-i ülfettir, Kur'an ülfettir. Sabitelerimiz var. Sabittir bu. Tamam mı? İçeriği ülfet olmaz. Risale-i Nur ülfet. Bu tamam. Bunu sorgulamam. Bu benimdir artık. Ha, manasını ülfet olmaz. İçine ünsiyet etmem lazım. Mesela abi ülfet olmasaydı Avamünnas hakaiki anlayamayacak, göremeyecek. Göremezdi. Evet yani konu bu. Niçin? Ülfet olmasaydı Avamünnas hakaiki ilk önce İman esasları, İslam esasları, yöntemler ülfettir. Buna ülfet edeceğiz. Ama içsel doyum ülfet etmeyeceğiz. Nihayet gidecek o. Akliyat-ı mahsa, noktalı virgül, emri nisbilerle emri itibarilerin cem'in vahidi kıyası olanlarıymış. Bir daha bunu sen bir şey yaparsın ya bak. Akliyat-ı mahsa, bunu yazabilirsin akliyat-ı masaya. Evet. Neymiş abim? Emri nisbiler var ya, evet. Emri nisbi. Yani tasavvurdaki. Emri nisbilerle emri itibarilerin ceminden vahidi kıyası oluyor. İşte o vahidi kıyasilerin akla aktarılanlardır akliyat-ı masa. Yani bunu çevirsek, ya bunu sökeceksin tamam mı şey? Tamam. Ama bu sana. Bir çevir bakayım. Ne yapsın çocuk? O da yoruldu çevir. Bu tarafa, bu tarafa. Evet. Öyle mi yapsın? Bir tarafa dönüyor, tarafa dönmüyor. Öyle mi? Tamam. Bak şimdi, tamam abi. Çok önemli olduğun için söylüyorum. Tasavvur görüyor musunuz abiler? Burada zan var, bilgi var, malumat var, şüpheler var, tereddütler var. Var da var, var oğlu var burada. Aklı görüyor musunuz abi? Fehim bu ha. Süzgeç. Aferin. Fehim bak bu süzgeç. Yeni mi işledin yazdınız onu?
Yok vardı o. Süzgeç mi? He. Göstermiyor. Fehim süzgeci. Tamam. Bak buradan girerken fehim, buradan da çıkar bu tarafa giderken fehim. Süzgeç. Hı-hı. Tamam. Şimdi bak. Şu tasavvurda bulunan bilgileri, malumatları, sabitelerimiz var bir derece. Süzgeçten geçti, akliyat mı oldu? Şimdi bu tasavvurda, şimdi oraya söylüyorum. Tasavvurun içinde ne var? Emri nisbi, emri itibar var. Külliyatta geçtiği için bir daha üşenmeden anlatayım. Emri nisbi, emri itibar ne demek? Şimdi sığırı, hayvanı, hatta melekleri dahi bir yere götürsen böyle şey yapamazlar. Dışarıdaki o hakikati içeriye alma meziyetleri meleklerde, cinlerde de var ama düşüktür. İnsana anlatıyorum. Bak dışarıdan elmadır. Ama alemimde nelermiş yani oturdu. Sinop elmasına mesela herkes tanesi. Yani dışarıdan alma özelliklerime emri nisbi denilir. Yani nisbilerin emri diyor bana. Al bunu. Almak zorundayım. Yani alma kabiliyetim var. Emir. Cebre diyor nisbi. Nispeti diyorum ya. Bu mu bu mu bu mu? Nisbiler bana emrediyor. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Mesela bir kadının sesi geldi. Aa annem. Aa doktor Fikret. Bana ne? Aa diyor demem. Cebre diyor. Emre diyor. Emri nisbi. Haricin içe taşınmasına. Emri nisbi. İçeriye taşındı mı Mehmet? Taşındı. Benim örf var, anane var, gelenek var, kültür var. İçimde alem, ilimler var. Bir sürü yapım var. Bilgi, malumat, zan, tereddüt, şüphe, şüphe, hüccet, delil, buran var da var. Var mı var? Dışarıdan aldım mı? Onu iç alemimde bunlarla kıyas ediyorum. Zanlarla, bilgilerle, malumatlarla, şüphe. Bu nedir bu sistemim? Emri itibari. Emri itibari yapıyor bunu. Dışarıdan alınanları iç alemle harmanlıyor. Bu harmanlanan şeye vahidi kıyası denilir. Tamam? Ha, bu vahidi kıyası burada ağla. Bu akla geçecek, fehim süzgecinden geçti mi akliyatı mahsa oluyor. Fehim süzgecinden geçenler. Geçenler ama, takılanlara değil. Vahidi kıyasının fehim süzgecinden geçerek akla inenlerine vahidi kıyas, akliyat-ı mahsa. Adaletli, akliyat-ı mahsa. Evet, onu yaz abi. Tamam. Çok acayip. O kadar etkili, o kadar size mal olmuş ki seyrediyorum Allah'ın ikramı olarak. Size o kadar mal olmuş ki saatin geçmesinden değil, vurgun yemiyorsunuz. O kadar içsel, iç alem açık hepinizde. Bu dinginlik, bu suskunluk içeri hep giren giriyor. Kapılar açık. Açık ya çok şükür. İtmiyor çünkü. Sizde de itici olurdu, bende de olurdu. Abi bir daha anlatabilir misiniz? Efendim? Bir daha anlatır mısınız? Bir daha. Tamam. Bak şimdi. Çip gibi. Var mı çip yedeği? Varsa kendimi yırtıyorum çok. Bak. Bu çip. Abi emri nisbi emri itibari. Anlatacağım. Oradan sonra kısa kıyasiden diğerine geçişi anlayamadım. Tamam. Bu vahidi kıyasi fehim süzgeci akla geçiş kısmını. Ha onu anlayamadım. Ha onu. Emri nisbi itibari anlamışlar da. Ha emri nisbi anlamış. Vahidi kıyasiden sonraki. Buraya çek. Burayı görüyor musun? Mehmet burayı görüyor musun evet, elimi? Gayet iyi görüyorum abi. Ha tamam. Ha şimdi burada nisbi dünya var ya, nisbiler, dayattı aldım, emretti, emri nisbi. Bir de içimde bir sistem var, emri itibari, onlarla harmanladım. Harmanlanan, yani emri nisbiler, emri itibariler benim gelenek, kültür, örf, anane, hüccet, burhan, delillerim vesairelerimle harmanlandı. Bir mahsul çıktı. Şehirden toplanan çöpler benzemez elektrik santralı. Çöp, elektrik santralı. Farklı değil mi? Çöp, poşet, pet, çorap, kakazak geldi. Elektrik santralına girdim. Bu farklı, yani çöp farklı,
elektrik santral farklı. Ne çıktı arkadaşlar? Bu kadar farklılıklar vardı. Pet vardı, ayakkabı vardı, kazak vardı, gözlük vardı. Tek şey çıktı, elektrik. Elektrik. Ha. Bu çöplere emri nisbi. Bu fabrikaya emri itibari. Bu sistemin sonucu olan vahidi kıyasi. Çıktı mı? Yani emri nisbilerle emri irtibarilerin harmanlamasından ortaya çıkana vahidi kıyasi. Vahidi kıyas hala buradadır. Bu sefer bu akliyata gidecek. Akliyata gelirken, akla girerken şurası akıl alemi. Fehim var. Hop, girme. Sen gir. Olmaz. Dur. Ama bir de ne yapıyor? 220 ile çalışan o elektrik, bir fırın 110 geldi. Bu akla, akılda bir jeneratör var. Fehim o gireceğini de buraya uygun hale getiriyor. Fehim. Fehim öyle bizim sütü süzmek gibi değil. Buraya gelen vahidi kıyasileri buraya bazen aynı olduğu gibi girer. Bazen de fehim onu rötuşlar, boyalar, keser, şey yapar yani. Buraya hale getirir. Santral, regülatör. Ha, gibi. Fehim öyle illa şu girsin, şu girmesinin dışında buraya girişe uygun yapıyor. Tamam gir ama şuranı düzelt. Ya olmuyor, düzeltin şuraları diyor. Fehim de girdi içeriye. Buraya mal oldu mu akla? Aa, girdi. Şimdi akıldan sonra tasdik olacak, izan olacak, bu tarafa geçecek. Gene fehim burada çalışıyor. Diyor ki sen şu kadar çık, sen bu kadar geç. Fehim giriş ve çıkışta şey var, süzgeci var. Mehmet oldu mu abi? Çok güzel oldu. Peki abi fehim dediğimiz mekanizmanın anlamayla ne farkı var? Ha, anlama burada abiler. Bilgi, malumat. Fehim ise buraya akla gireni külümen hadi gir değil, buraya hale getiriyor. Akliyata uygun hale getiriyor. Fehmin arkasında ne var bilmiyoruz, biliyor muyuz? Fehmin arkasını bilmiyoruz tabii. Onu bir daha nereden destek alıyor, kim ne yapıyor? Yapısı nedir, hangi esmaden bilmiyoruz. Arkasında bir şeyler daha varmış gibi geliyor. Var tabii. O, yani şunu biliyorum. Fehim bu sütü süzgütte kıl mı var, kağıt mı var diye sifonu ayıklayan değil. Fehim vahidi kıyasileri, bilgileri, malumatları, şüpheleri, tereddütleri vesaire vahidi kıyasileri akliyata dönebilmesi için buraya uygun hale getiriyor. Tılsım gibi. Tılsım da değil de tılsım mesela dönüştürüyor. Mesela artı 10 santigrat derece, eksi 10 santigrat derece. Sıfır yapıyor tılsım. Sır ise artı 10 santigrat derecede var aynı odada, eksi 10 santigrat derecede de var. İki zıttı bu yerde tutuyor sır. Fehim öyle de değil. Buradakini buraya uygun hale getiriyor. Mesela şöyle. Şimdi burada vahidi kıyası var ya, bana karşı bir durumunuz var. Ondan sonra başka bir, buradan çıktıktan sonra bir Müslümana, bir vakıfa, ne bileyim bir hocaya, bir Müslüman, bir nurcuya denk gelseniz. Birbirimize karşı durumunu kullanarak fehim ona ayrı bir şey yaptırıyor. Fehim yapıyor işte bunu. Süzgeçten geçiyor. Seninle benim aramdaki münasebeti, ona münasebet kurarken fehim bunları da kullanarak yaptırıyor, konuşturuyor. Su-i fehim de diyor abi. Ya. Cüziyatta ve misallerde su-i fehimden gelen şüphelerle. Su-i fehim. Bunun da su-i müsbeti menfisi var. Öyle. O su-i fehim de şuradan bak. Şöyle giriyor. Müsbeti buradan akıyor. Su-i fehim böyle akıyor. Ya da şöyle. O abi o soruyu sormamın sebebi Türkçe'de fehim anlamak demek. Acaba dedim misalede üstad o anlamak yerine fehmi mi kullanmış diye, yani kelime anlamında. O yüzden sordum. Evet. Sen ne dedin sonra? Yani o su-i fehim şimdi taakkul ile tasavvur arasındaki menfi tarafa gidecek kısımda oluşuyor. Yani aşağı şurada. Değil de. Ha, oradan
gelen şüphe diyorsa demek ki taakkul menfi bir çalışma yapıyor. Su-i fehimden şüpheleri alıyor içine, ondan sonra zeka şeklinde, batıla tasdik şeklinde gidecek o tarafa. Bu tarafa doğru gidiyor. Ha, o üstten çalışıyor. Abiler, ben de bir katkıda bulmak istiyorum. Taakkulde bir behre diyoruz ya, bir behre olmak yani o taakkulde bir taraf. Habersiz olmak. Taakkulde bir taraf. Tamam anladım, bir şey, bir şey. Bir de söyler misin abi? Bu bir taraf, bir behre değil bu. Bir taraf ya bu orada. He, he. İçin biz fehmi müsbet veya menfi yönde değil, kendi yapısı itibariyle geleni belki niyete göre, belki örfü adete göre, ona göre bir şekil vererek veya öyle de düşünebiliriz. Herkesin fehmi de aynı derecede değil ya. Peki adamın geçmişi yok mu fehminde? Var. O da dediğiniz gibi abi boyanarak içeri alıyor. Yani bir geçmiş var. Mehmet! Anlamak ne biliyor musun abi fehimle? Anlamak anda düşen resimdir. Fehim ise kökeni de var. Andaki değildir. Anda düşen gölgedir. Anlamak, an. Zam, an. Anların zam alırsa zaman olur. Andaki gölgeye, resme anlamak, kökeniyle beraber var olana da fehim. Hasan abi bu 275'te bu biraz bunu açıklayabilir. Bu hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur fakat temas vardır. Evet, esas fehmi öğrenmek istiyorum. Muhakimatta anlatıyor ya. Muhakimat. Şimdi ben burayı bitireyim çünkü saat... Ama maşallah Ali de güzel bir farklı bir şey söyledi. Anladınız mı onu? Aslında diyor Ali şunu diyor. Ali de değişik bir şey söyledi. Şimdi dedi ki buraya giriyor ama diyor bu bir taraf ya. Şurada diyor artık buradan girerken yapmıyor diyor. Buradan gireni giriyor diyor. Akıl diyor örf, anane, kültür, gelenek vesaireden etkilenerek burada, içeride değiştirip bu tarafa veya bu tarafa atıyor diyor. Akıl bu tarafa atıyor ama fehim diyor geleni sokar diyor. Ama usta diyor ki fehim süzgeci diyor. Ama antika bir şey söyledi, çok garip yani orada. Yani düşünen kafalar o kadar hoşuma gidiyor ki. Böyle acaba kim olursa olsun böyle birisi böyle ama yeter ki böyle mevzu içinde olsun duruyorum. Acaba benim bilmediğim onun ağzıyla ne diyecek Cenab-ı Hak? Çok hoşuma. Kuşlara bile rüzgar esmesinde mi mana çıkartıyorsun? İnsanın ağzındakinden mana mı çıkartmayacaksın? Bitirelim de ondan sonra bakalım siz olursunuz, sizinle işimiz olmaz. Akliyat-ı mahsa ve mücerredatı fehim alamıyor. Çünkü nefsül emirde vücudu haricileri yok bunların. Akliyat-ı mahsa ile mücerredat, vücud haricisi yok ki fehimle. Fehim. Fehmi şeyi, ama bu avam için diyor ama ya. Evet. Direkt hepsi için diyebilirim. Ama yok, bir sistemi anlatıyor. Sistem. Diyor ki, sistemi anlat. Çünkü nefs-i emirde vücud haricileri yok. Mesela avam mücerredat-ı sırfayı düşünemez yani. Tamam. Mesela diyelim ki bir maneviyat, ahiret. İlle o gözü gördüğünü düşünüyor. Fehim, tahayyül ve tasavvurdakileri aklın içine alan süzgeçtir. Yani mesela diyelim ki avam akliyat-ı mahsayı değil de gözün gördüğü zaruriyet şeyleri dinler. Mesela siyaset. Siyasete bakar en güzel o. Ama siyasetteki o adamın niyetini falan şey yapamaz. Zahire bakar, felaket telalı. Oo bittik bittik. Bu bilin ki zahire baktığı için... Adam ne kadar siyasi vesaire dahi olsa zahircidir, anlamaz. Kaderin hükmünü bilemez. İşte kader tarafı fehim, zahir tarafı işte bu şey, müceredat. Demek ki fehim, müceredat ve akliyat-ı mahsayı değil zahirde. Avama bunun
zahirde, zahirle yapıyor normal avamda fehim, gelenlere şekil veriyor, şey yapıyor. Ama fehmin bir de ulemada veya bu işin ehlinde oluyor ki, o da ona fehim mücerredatta çalışıyor. İtikada çalışıyor. Yani şöyle diyeyim, şöyle buraya yapayım. Fehim buna da çalışıyor, buna da çalışıyor. Kafirin itikadı yok mu? Var. Batıl itikad. Mesela ihdinas sıratal müstakim. Kafirin istikameti yok mu? Var. Bizim de istikametimiz var. Hangi istikamet? Bizimsi fark başında, sonunda ve ortasında hidayet olan istikamet. Yani istikamet hareket, yani yön. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim hidayettir. Ama onun sırat-ı müstakimi değil. O da bir istikamettir. Yani sırat-ı müstakimi yok. Ama müstakim bir istikameti var. İstikameti var. Ama hidayeti yok içinde. Mesela bununla bir şeyi örnek veriyorum. Bugünkü dersi kapatıyorum. Şu anda anlatacağım da çok mühim. Örnek veriyorum. Hem yapıcı olsun örnek. Ben 1980'de bazı camia içerisinde yazarları tanıyorum. Nur camiası içinde. Çok acayip böyle fırtına estiriyorlardı. Oy be ne acayip. Yeni Asya'da bulunuyorlardı. Fehim anlatıyor. Çarpıcı örnek olsun diye. Hem de işimize yarasın. Acayip ama. O kadar delilleri keskin ki karşısında olan hizmet düşmanı, o üslupla, fizikçi, yazar, tarihçi, hepsine şahit oldu. Hoca, sonra baktım bu insanlar, bazıları, ekseriyeti, sonra baktım şey geçti, nesile, geldikleri yere, daha önce iddia ettikleri arkadaşlarına çok yakışmayacak, yakışıksız ithamlar etti. Şöyle, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Böyle nesile geçtiler. Bir kısmından sonra şuraya geçti. Bir kısmı şuraya geçti. Gene böyle. Şimdi mesela bir kısmı şimdi gelmiş ustadın yakınlarına münafık diyecek kadar alçalmış. Şuraya bak. Alçalmış. Buraya gelmiş. Alçalmış. Ustadın yakınları 6 kişi münafık diyor. Yani acayip bir şey. Neymiş ölçüsü? Fehim bak nasıl çalışıyor bak. Yani Resulullah'ın yanında da münafık yok mu? Demek ustadın yanında da münafık olması lazım. Şu fasit kıyasa bak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki 5/4'ü iman etmedi. 1/5 iman etti. 1/4'ün içinde. Yani nasıl şey yapacağız diye fehim dedik ya bak şimdi. Bakıyoruz bir adama. İhtine dedik ya, ihtine sıratı müstakim. Dünüyle bugünü düşük veya yavaş olsun. Yani 60'da gidiyor, 140'da gidiyor. Fark etmez. İstikameti doğru olanı bırakma. İkide bir böyle, böyle olanla bugünkü doğrularını yarın tekzip etmeyeceğini nereden biliyorsun? Peki niçin insan değişiyor? Fehim niye değişiyor? Ölçü aletleri değiştirmiş. Eskide buna bakardı, yakındı. Dürbünü bir ters çevirdi. Aa uzak. Ben bilmiyordum diyor. Niye? Risale-i Nur'u ölçü yapsalardı dün doğru olan bugün de doğru olacaktı. Dün yanlış olan bugün de yanlış olacaktı. Umumu hukuk olduğu için hem de fehmi de böyle. Fehmi böyle yaparsanız uzağa yakın eder. Böyle yaparsanız yakın uzak eder. Yani fehim bazen buradan akıtıyor, bazen buradan akıyor. Bilemem. O zaman nedir? Ülfet sabitelerimiz olacak ki ünsiyet orada yürüsün. Yani ikide bir böyle zıkzak yapanlar var ya. Böyle sokakta başka tabir kullanıyorlar. Hani çok ustadı ve şey fehim, bakın fehim dürbüne benzer diye anlattım. Böyle bir çevirdi. Oo vay be dostlarmış. Lan daha önce şeydi. Fehimi ters çevirdi. Avama böyle çevirdi. Sabitelerimiz yoksa içerideki sezişlerimiz de hep değişiyor.
Diyorum ülfetle ünsiyeti anlatmak için çarpıcı bir insan olsun ama yapıcı olsun diye verdim. Şey bu, insan libas giydirmişse atletim alsa ülfet atlandı. Okudunuz değil mi onu? Onu atladım. Atladı mı? Atladım herhalde. Yani o şey yani sonu... Ha atladım atladım. Çok özür dilerim. İnsan şey insan libas giydirmişse atletim masaya buna ülfet. İnsan bu çok önemli ya. Çok teşekkür ederim ya. İnsan libas giydirmezse atletim masaya buna da ünsiyet denilir. Çok acayip bu. Arkadaşlar nasıl oluyor biliyor musun? Yani bununla yatıp bununla kalkıyorsun ya. Başka şey mi? Bu yoksa bu normal Cenab-ı Hakk'ın ikramı hepimize ihsan ediyor ya. Bir de okuyorum. İnsan libas giydirmemişse akliyatı masaya. Yani şöyle de denilir. Benim devrik kafam öyle çalışıyor ya. 85 sözler diyor mu? Sözler 85 diyemiyor mu ya? Bu da öyle olmuş galiba. Ve şöyle yazabilirdi. İnsan akliyat-ı mahsaya libas giydirmişse buna ülfet. Eğer akliyat-ı mahsaya libas giydirmemişse buna ünsiyet. Evet. Ama benim yüklemi şeye, edattan şeye önce getirdi. Kafam niye böyle çalışıyor onu da bilmiyorum. İnsan libas giydirmişse akliyat-ı mahsaya giydiremezse giydirmezse ülfet. Eğer insan giydiremezse buna ünsiyet işte. Giydirmişse. Giydirmişse. Evet. Giydiremezse mi? Peki çarpıcı başka örnek vereyim. 20. sözde diyor ki ruha elbise giydirin diyor. Ne elbisesi? Hatırladınız mı? İman. İman elbisesi giydirin. İman elbisesi. İmanın peki ülfeti nedir? Ruhumuz ülfeti esasat imanı sabit olmasıdır. Değişmez. Hani var ya böyle bazı radyoda konuşma. İman telakki ediyormuş ya. Kim söylüyor diyor imanı. Altı tane iman esası. Üstadın yalnız bir Allah var deyip emrinde şeyi tanımamak. Evet 103 emirden de öyle diyor. Demek ki altı tane iman esasları, beş tane İslam esası bu ülfet, sabiteler. Ünsiyet ise içerikleri. Eğer insan müceredatı sıfaj insan ha ötekisini de okuyayım. Müceret ise melekutiyet tarafları. Gayb değil melekutiyetler. Müceret var ya müceret. Gayb değil. İman gaybadır. Mesela Budistler melekutiyete nüfuz edebiliyor. Mesela kafir düşünüyor bilim adamı metafiziğe geçebiliyor. Cinlerle görüşebiliyor. Cinler metafiziktir. Fiziğin ötesidir yani. Cinler onlarla konuşmuyor mu? Cin çarpmıyor mu onları? Cin maddiyat değil ki. Görüşüyor metafizik. Gayb değil o. Cinlerle konuşmak, fiziğin arkasında bulunmak, geçebilmek o melekutiyettir. 25. sözde söylüyor. Yani küfür mani değil melekutiye geçmek. Ama gayb İman şart. Testa diyor diyor sana bana yazdır gelip yazıp gidiyorlar mı? Evet dedi yani diyor testa bana yazdırıp gidiyorlar diyor. Yani çünkü kendileri elektrikli ya elektrik ya cin. Testa. Tamam. Mesela Türkiye'nin şu anda İHA'sı, SİHA'ları vesaire insan evinden mi hepsi oluyor? Başkaları da yardım ediyor da tövbe şey. Anladın mı? Mesela demiyor musun bazen? Müsbetini söylüyorum cinne değil. Erdinç. Melek üfürüyor. Bunu aslında diyor ki sunna, tulaş, ilhama, rumuza. Değil mi? İşara. Peki burada kalıyoruz. Allah iki cihanınızı seyretsin inşallah. Allah elimizden almasın ya. Değil mi? Ya Rabbi. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı İnayetin, ikramın, İsa'nın lütfun ve keremin olan bu hizmeti Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. İnayat-ı hassa, ihsanat-ı hususiye, imdadat-ı mahsusa. Bizde tecelli ettir.
Ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. İnsi ve cinni şeytanların şerrinde, sema ve arz-ı afatlardan ve sufyanlardan, deccalların şerrinden hepsi eyle ya Rabbi. İman hizmetine hayatını vakfeden nesiller bize nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir devahum en elhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha. Oh. O neydi abi? İradat gaybiye. Neydi o üç tanesi? Evet, dua ederken söyledi. Ha duada. Bir. İnayat-ı hassa. Kastamonu 220. İnayat-ı hassa. İhsanat-ı mahsus şey hususiye. Kastamonu kaç açıyor? 220. Şey abi bir sonraki yere koşun kalıbına bir abi. Yunan'a ben bakmıştım. Yani. Evet üstlenmiş. Nereden devam edecek başlarına? Bir dahakisini şeye. Kalın yazılmış. Sayfa 58'den devam edeceğiz. 58. Haftaya 58. Hasan abi 221 abi. 221 mi? İnayat başında da. İcadat ulusiye, sanat mahsusa. O mektubun başı 220 değil mi? Başı 220. Tamam. Başı o yazının olduğu. Ha olduğu yer 21. Öteki taraf. Ama onu anlatıyor. Bak. He. İhsanat-ı hususiye. Çe hassa. İhsanat-ı hassa. Şey, inayet çe inayat-ı hassa. İhsanat-ı... İmdadat-ı hususiye. Evet. İhsanat-ı mahsusa. Sıra bu. Sıra bu ama onu ben... Böyle şey ezberime daha kolay tamam. Gelsin diye. İmdadat-ı mahsusa var ya. Mahsus sana imdat. İhsanat-ı... İhsanat-ı... Mahsusiye. Hususiye. İhsanat hususi sana insan. Hususi ihsan. Ve inayet hassa. Allah devam ettirsin ya. O kadar güzel bir şey. Peki var mı delili? Bir dakika var mı delili? Var arkadaşlar bu saatte ne işin var ya? İnayet olmazsa, ihsanat olmazsa, imdadat olmazsa bunu nasıl dinlersin ya? Kaç saat oldu ya? Ya biraz canım bağışlayın ya. Bu Allah'ın küçük bir inayetine yapışın. Ustad küçük bir tevafuku ne kadar risale yazıyor? Ne çok, demek biliyor musunuz tevafuk? Çok kerametten şeydir diyor. Üstündür. Evet. Bak tevafukat Allah onayladı demektir ya. Allah onayladı. Daha bunun ilerisi var mı? Şimdi bizde ihsanat, inayet, imdadat. İmdat ediyor Allah bu fitneye yakın zamanda. Ne konuşuyoruz biliyor musunuz? İlmi kelam alimler konuşmadığı şeyi konuşuyoruz. Bazı yerde ama bunları konuşuyorlardı ama öyle bir risale mevzusu oluyor ki ilmi kelam konuşmamış ya. O sonunda bir hazır. Oku. Yani ilgimi çekti duada. Diyor ki fakat külli kanunların tazikinden feryat eden fertlere cümlenin başı inayet hassa, imdadat hususiye ile ve inayat-ı mahsusa ile 3 Rahmanurrahim her bir çarenin imdadına yetişebilir. Bir imdada yetişebilir diyor Rahmanurrahim isimleriyle. Bu bir. Dertlerine derman yetiştirir. İki. Fakat o ferdin hevesiyle değil, hakiki menfaatiyle yardım eder. Hakiki menfaatiyle gördün yardım eder. Gördün mü? Üç. Bazen dünyada istediği bir cama mukabil ahirette elmas verir. O şey sonuç. Üç diyor. Üçtü. Nimeti. İstersen yapayım bak. Yazayım bak. Nasıl çevirecektim abi ben bunu? Şey, şöyle mi? Öyle. Ha tamam döndü. Ha, yapayım bak. Hop çok iyi. Oy. Bunu gafil yapacak ya. Bunu gelecek tamir edecek. Gafil. Sokağa çıkmaya... Dur bak yazayım onu. Senin adresin sileyim abi. Yukarıdakini sileyim. Şunu sileyim. Onu yazayım abi. O çok güzel. Bu abi şeye izah oldu demiştiniz yani. Ha? İstediklerimizi vermemekle vermesi. Evet. Ona izah oldu. Ha. Bak ilk birincisi. İnayat-ı hassa. Bak. İnayat-ı hassa. Hassa. İmdadat-ı hususiye. Ha, ben sonra söylerdim ben ezberim. Yani, İmdadat-ı hususiye. İmdadat-ı hususiye. Hususiye. İhsanat-ı mahsusa. İhsanat-ı mahsusa. Bak şimdi
Şu anda Naz Mani ile keyif alacağız. Bak onun altındakini koyacağız. Bak diyor ki. Söyle abim oku bak. Rahmanurrahim her bir işarenin imdadına yetişebilir. Tamam. Bu imdat ikiye mi gelir? İmdadat hususiye diyor ya. He. Rahmanurrahim her bir işarenin imdadına yetişebilir. Rahmanurrahim oku. Dertlerine derman yetiştirir. O ferdin hevesiyle değil, hakiki menfaatiyle yardım eder. Tamam. Şimdi o imdadı söyle. Salih söylüyor çünkü. Yani Rahmanurrahim her bir çarenin imdadına yetişebilir. Manı Rahim her bir çarenin imdadına yetişebilir. Her yani bir... Allah-u Alem Rahmanurrahim belki tümünün sıfatı da olur. Bu değil ya. Bunu değil. Oku bakayım. Her bir çarenin imdadı için dertlerine derman yetiştirir. Bu de değil. Hakiki menfaatiyle yardım eder. Bir de okur musun? Ben üç taneyi nasıl yapmıştım onu orada otururken? Külli kanunların tazlikinden feryat eden fertlere inayet-i hassa ve imdadat-ı hususiye ile ve ihsanat-ı mahsusa ile Rahmanurrahim her bir çarenin imdadına yetişebilir. Dertlerine derman yetiştirir. Fakat o ferdin hevesiyle değil, hakiki menfaatiyle yardım eder. Bazen dünyada istediği bir cema mukabil, ahirette bir elmas verir. Şimdi biz kafamızı karıştırmadan koyalım mı? Koyalım. Sonra bir bakalım. Ha, kafamızı koymadan. Rahmanurrahim tümünün esması aslında değil mi? Rahmanurrahim tüm. O zaman yani her bir çarenin imdadına yetişebilir. Her bir çare bu. Her bir çarenin imdadına yetişebilir. Her bir çarenin. Bir mi? Bir değil mi? Her bir çare. Tamam. Çarenin imdadına yetişebilir. Tamam. Dertlerine derman yetiştirir. Dertlerine derman yetiştirir. Ya kardeşim bu Allah'ın inayeti değil de nedir ya bu dersler ya? Hakiki, ya Allah onaylıyor demektir yani. Hakiki menfaatiyle yardım eder. Hakiki menfaatiyle yardım eder. Üçü işte Rahmanurrahim. Evet. Bak her bir çekiyor mu bu? Çekiyor. Birleştirin abi ya. Bir çareyi beraber yazalım. Bir çare çaresiz. Evet, bu yanlış oldu benim için. Tuhaf durdu zaten. Tabi tuhaf durdu. Bir şey var dedim. Bu çare. İyi çare, tamam. Her bir çarenin imdadına yetişebilir. Dertlerine derman yetiştirir. Hakiki menfaatiyle yardım eder. Eğer kafama, ben kafayla bu manaları çözmeye kalksaydım. İmdad. Dertlerine, imdadı şuna koyacaktım. Şuna. Tabii. Buna koymam lazım. Hani İmam Azam demiş ya, Zeynel Abidine, İmam Bakır'a, dini bozuyor dediler. Dini bozuyor dedi. İmam Azam dedi ki, ben aklımla hareket etseydim, mesli buraya değil, buraya yapardım. Çünkü altı kirleniyor. Ve aklımla yapmayısaydım, her tuvalette gusül derdim. Çünkü ondan daha pis gusül. Bir de, eğer ben aklımla hareket etseydim, zayıf olan kadına 3/2 verirdim. 1/3 vermezdi. Tamam. Ondan sonra mest acayip ya. Mest'e temizlemekse burayı silmen lazım. Burayı yapıyorum diyor. Yani ben aklımla hareket etseydim şu imdadı buraya koy. Ne dedim? Aklını kusatma. Dur bakalım. Nazım hani bu. Cem'i nedir? Onu yapalım. Rahmanı Rahim. Mim var mı? Yok, Rahim. Rahmanur Rahim diye başladı zaten cümle. Yani bu Rahmanur Rahim isimleriyle oluyor. Birleşik Rahmanur Rahim. Nur. Rahman ve Rahim değil. Rahmanur Rahim dedi. Rahim. Bu da Allah'a olan farklı yani. Rahman Nur Rahim. Şöyle mi olacak?
Neye bir tane abi? Öyle mi? Şöyle mi? Ben bir kelime olarak yazmış. Tek yazmış. Öyle rahim mi diyeyim? Yani Rahman'ur-Rahim. Rahim. Öyle mi abi? Yani hiç tire falan yok. Düz. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle mi olacaktı? Ha tamam oldu. Şimdi anladım. Ayrılmış. Ayrılmış. Tamam. Sanki tek bir isimmiş gibi tamam. Yazmış. Öyle ayırmamış. Hı hı. Tamam. Rahman aslında. Niye bir tarafı Rahman belki bir tarafı da Rahim? Çünkü Rahim olan Rahman ama. Burada evet, doğru. Hasta hususu olduğu için. Doğru. Rahim sana hakikiyi de çekiyor. Mana değişiyor. İyi. Değişiyor. Hakiki bu değil mi? O da iyi çekiyor abi. Tamam. Ama yani bu ne işimize yarayacak? Ve ne üzerine durduk? Niye Allah bizi meşgul ettirdi? Allah onayladığını bilmen, Allah beni onayladığı bilmen kadar dünyada bir saadet olur mu? Çok şükür. Şu konuyu al böyle ders yani şurası. Şurası, şu. Böyle ders de vardı herhalde. Yani Allah Allah. Yok böyle bir dersim benim hatırlamıyorum. Bir şey geçti ama ne zaman? Bahsedilmiş olur da hani kendisi. Ama bir saat onun üzerine durdum hocam. Yani böyle çok ilgimi çekti. Şeye çalışıyorum ya, evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye çalışınca karşıma çıktı. Duvama mal oldu. Dilime dolaştı. Dilime dolandı, dolaştı. Vay be. İnayet hassa. Benim kafamda şu. İnayet hassa. İnayet hassa. İne. İhsanat hususiye, imdadat-ı mahsusa. Böyle kalmış. Şunu bu kafama böyle. Ne diyor, bir şey mi demiş? Serkan abi şey demiş, akılla ders yapıyorlar ama akılda şey yapıyorlar. Çıkıyor, doğru demiş. Yani Allah onaylıyor, Allah onaylıyor. O için çıkamıyoruz derse yani. Böyle acayip patanı çabuk duruyoruz. Çok şükür. Ama ne kadar nimetli ya. Sadece bir işaret yaptık, bıraktık şimdi bu bir hani şey. Ama keyif. Peki. Rabbim emanet olun inşallah. Bir şey diye canlı yayında bir şey diyecek olan var mı abiler? Kapatalım mı? Selamünaleyküm. Kabul etsin abi. Teşekkürler. Abi sağ ol. Kapatabilirsin. Orayı kapat. Orayı da kapat. El Fatiha.